Birleşinde şark meselesi diyorsun. Tabii. Şark meselesi hala konuşulan bir şeydir. Batı'nın Türkiye'ye ve Osmanlı'ya bakış açısından. Şark meselesi özünde nedir, ne demektir? Evet, şark meselesi yani günümüzdeki sadeleşmiş haliyle Doğu sorunu Türklerin Avrupa'dan atılması. Yani bu şöyle düşünelim. Avrupa'ya gidip asimile olmayan tek millet Türkler. Bak Almanlar mesela Avrupalı değildir. Sonradan gelmiştir. Asimile olmuştur. Hristiyanlığa en son girmiş millettir. Hatta Hristiyanlığa da en son giren millet olduğu için Avrupa tarafından hep dışlanmıştır. Mesela saldırganlığının sebebi de budur derler. Şimdi Türkler, özellikle Almanlar 300 yıl Türkler Avrupa'dan atmak için uğraştılar. Göbekleri çatladı. 300 yıl. Bu işte 1700'lü yıllardan itibaren bunu tabii çok eskiye, Atilla'ya kadar götüren de olur ama asıl şark meselesinin doğuşu 18. yüzyıldır. Bu dönemde şöyle bir şey çıktı. Türkler Hristiyanları yöneten despotlardır. Hristiyanlar Türkler esaretinden kurtarılmalıdır. Ve Türkler de Avrupa'dan atılmalıdır. Bunu biliyorsun. Bu Anadolu'da Hristiyanlar dahil buna. Tabii. Çünkü Anadolu Hristiyanlığın önemli merkezlerinden birisidir. Yani en önemli kiliseler buradadır. En önemli din adamları buradadır. Tabii burada Avrupa'yı Anadolu'suz düşünemezsiniz. Yani burayı da bunun içine katıyorlar. Ki Sevr Anlaşması'yla biliyorsunuz eğer hayata geçirilebilseydi biz yırtıp atmasaydık. Sevr Anlaşması biliyorsunuz Sevr'i de yırttı arkadaş. Sevr Anlaşması'nda Türkiye 250 bin kilometre karelik bir toprağa düştüydü. Ki biz orada da kalamazdık muhtemelen. Yani bu Batı'nın iki asır süren mücadele, bunun inişli çıkışlı birçok dönemi var şart meselesinin. Yani Nemirov Kongresi'nde 1735'lerde başlar. Ondan sonra devam eder. Bazen zaman zaman müttefik de olmuşuzdur İngiliz ve Fransızlarla. Asıl ana Türklerin Avrupa'dan atılmasıdır. Ki bunu Rumeli Türklüğünü yok ettiler. Yani Rumeli'de bugün bizim 3 vilayetimiz dışında toprağımız kalmadı. Ki bir zamanlar bir Rumeli Türklüğü vardı. Yani yakın zamana kadar. Ki aslında çok da değil. Yani mesela Murat zaman zaman der. Ya Abdülhamit dediğiniz dedenizin yaşadığı dönem yani. Aynen. Yani 3, 2 dede öteye gittiğiniz. Hepimizin dedesi Osmanlı vatandaşı. Tabii. Hayır, zaman olarak. Tabii. Yok. Diyelim 60 yaşındasın. Kendi doğumundan 60 sene geriye git. Abdülhamit tatlı. Abdülhamit tatlı. Tabii. Bir 60 sene geri git. Sultan Mecid veya Mahmut tatlı. Yani aslında bu bizim çok uzak gibi gördüğümüz hadise yakın tarih aslında. Tabii. Yani burada çok şey değil. Tabii burada şöyle bir hadise var. Biz öyle bir anlatıyoruz ki imparatorluğun o parçalanma süreci aslında çok kısa bir sürede oldu. İkinci Abdülhamit tahta çıktığında 6,5 milyon kilometre kareydi Türkiye. Abdülhamit indiğinde 5 milyon kilometre kareydi. Birinci Dünya Savaşı çıktığında 2,5 milyon kilometre kareydi. 1918'de de Mondros'tan sonra 250 bin kilometre kareye düşürmüştü. Milli mücadele olmasaydı bugünkü ülkemiz olmayacaktı. Şimdi çok kısa sürede biz tuzla buz olduk. Yani bir anda tuzla. Yani aslında çok ciddi bir travma geçirildi. Benim şöyle bir düşüncem var. Tabii bu kolay değil. Bugünden bakıyoruz. Mesela 1917'de ve 1991'de Ruslar planlı küçüldüler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da İngiliz ve Fransızlar yaptı bunu. Kos Paşa'nın 1895'te sunduğu bir yazı var. Orada diyor ki, imparatorluğu diyor, revize edin diyor. Siz bütün toprakla, bu toprakları koruyamazsınız. Bu parayla, bu insan gücüyle ki Osmanlı'nın son dönemindeki en büyük problem nüfustur. Koruyamazsınız. Özellikle Rumeli'de sınırlarınızı tahsis edin. Ağırlığınızı Anadolu'ya ve güneye kaydırın. Hatta diyor İstanbul diyor atalet yaratan bir şehirdir. İhtişamı diyor tembelliğe itiyor sizi. Anadolu'da bir yere gidin. Böyle bir şey var. Bir yazı yazmış o dönemde Türkiye'den gittikten sonra. Atatürk'ün raporu vardır. Evet. 17'dekin diyorsun değil mi? Evet. Yani çünkü mesela savaşın içinde de savaş kaybediliyor. Atatürk 17 daha bir planlı bir çekilmeyi düşünüyor. Yani çünkü planlı çekilmediğimiz takdirde işte olanı gördük sonra. Yani şimdi kontrolsüz güç güç değildir diye bir lastik reklamı vardı zamanında biliyorsunuz. Yani biz bunu yapamadık. Şimdi Roma tarihçileri diyor ki Roma eceliyle ölmedi, cinayete kurban gitti diyor. Yani Cermen kabileleri yok etti. Bir Jacques Toby diye bir Osmanlı tarihçisi diyor ki Osmanlı İmparatorluğu ne eceliyle öldü ne cinayete kurban gitti. Etki altında intihar etti diyor. Yani imparatorluk son dönemde çok hızlı yaşadı. Mesela her zaman bizim programlarda da söylediğimiz bir şey vardı. Enver Paşa 41 yaşında şehit oldu. Yani düşünün. Ya yaşadığı hayatı şöyle bir düşünün. Makedonya'da eşkıya kovalaması, meşrutiyeti ilan ettirmesi, ondan sonra Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Sarıkamış, Çanakkale, Kanal Harekatı katıldığı birçok yerler
Ve hepsi ve Asya'da tane. Ruslara karşı savaşması hepsi 41 yıl. 41 yıl. Yani başkomutan olduğu zaman 30 yaşında, 30 yaşında bile değil. Tabii bu çok hızlı bir döngü. Ve burada önemli olan şey şu benim. Bizim Murat'ın da dediği bir şey vardı. Bu kitap biraz da oradan çıktı. Bir el kitabı gibi lazım. Yani özellikle bu profesyonel olmayan tarihçiler için, siyasetçiler için yakın dönemin anahtarıyla bilmeleri lazım. Bildiğiniz zaman aslında birçok hatayı tekrarlamazsınız. Yani bizim birçok söylediğimiz hadise vardı programda senelerce veya dergilerde yazdık, gazetelerde yazdık. Birçok problemler çözülmedi. İmparatorluğun tasfiyesi bitmedi aslında. Şu anda devam eden Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiyesi. Yani şöyle düşünelim. Atatürk'ün mücadele ettiği topraklarda Libya, Suriye, Kafkasya. Bugün bizim ordumuz aynı mücadeleyi tekrar veriyor. Aynı coğrafya. Yani Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Kafkasya'da. Çünkü problemler bitmemişti. Yani problemler o Soğuk Savaş döneminde donmuştu. Ardından bir anda parçalanmalar başlayınca 91'den itibaren en son bu Arap devletlerindeki karışıklıklar vesairelerden birlikte aynı problemler yeryüzüne tekrar çıktı. Şimdi burada bizim şeyimiz şu. Yani en azından belli bürokratların ve siyasetçilerin Cumhuriyet tarihi içinde dahil belli ana hatlarıyla bilmeleri lazım. Yani son 200 yılı. Bildikleri takdirde yeni icat yapmazlar. Yani kalkıp mesela şu politikayı izledim ya bu politika 100 yıl önce izlendi. Tutmadı gibi şeyler olması lazım. Tabii bir de mesela tarih bizi hatırlatıyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsun Yunanistan'da büyük bir tören yapıldı. Yunan isyanının 200. yıl dönemiydi. Oraya gelmiştim. Tabii bizim için de neydi? Mora Türklüğü'nün yok edilişinin 200. yıl dönemiydi. Ben birkaç yazıda yazdım. Tabii orada işin en ilginç tarafı şu. Yunan isyanı olduğu zaman Mısır bizim yanımızda. Evet. En büyük destekçimiz. Kavalalı geliyor. Yani Kavalalı geliyor. Yunanları perişan ediyor. Ki eğer İngiltere, Fransa, Rusya müdahale etmese Kavalalı'nın oğlu Girit valisi olacak. Evet. Yani o Mora valisi ama olacak. Ama galiba sanki Osmanlı da Kavalalı'nın başarısından biraz rahatsız olmuş gibi oluyor o zaman. Tabii şöyle Mısır yani İslam dünyasının son dönemlerinde belli başlı reformları yapıp tutturan tek devlet Mısır, Kavalalı. Yani sadece askeri yönde yapmıyor. Sulama vesaire. Evet. Bak onun da ilginç bir sebebi var. Daha kaliteli uzmanlar götürmüş. Yani daha fazla para vermiş, daha iyi askeri uzmanlar getirmiş. Bize gelen askeri uzmanlar içinde iki tane üst düzey uzman var. Birisi Moltke, öbürü de şey... Bolcu mu diyorsun? Yok yok şey, şu Almanya'yı kuran. Biri Moltke, biri de Humbaracı Ahmet Paşa. Yani Conte Bonneval. Mesela Moltke daha sonra gitti Almanya'ya. Moltke gitti daha sonra Almanya'yı kurdu. Şimdi tabii burada bizim bana göre önemli şeylerden biz şu. Bu Cumhuriyet döneminde de çoğu zaman oldu. Biz çok hızlı hareket ediyoruz. Düşünmeden hareket ediyoruz. Tabii burada haksız da değiliz. Çünkü devamlı Batı toplum namlusundan görüyorsunuz ve bir şeyler yapmak zorundasınız. Şimdi mesela Japonlar modernleşirken, batılılaşırken sadece Ruslarla bir 1905 savaşı var. O savaşta da Sibirya demiryolu dışında Rusların Japonya'ya asker göndereceği bir alan yok. Ve böylece Rusları yendiler orada. Çünkü Ruslar lojistik olarak destekleyemediler. Daha rahat düşünebildiler. Mesela bizde bu olmadı hiçbir zaman için. Yani şöyle uzun vadeli bir oturup plan yapıp, yani günümüzde de mesela bir sürü problemlerimiz var. Tarımda var, sanayide var vesaire. Planlayıp uzun vadeli gidemiyoruz. Bu bir karakterimizden geliyor. İki, dönemin şartlarından geliyor. Her zaman, her an acil bir şeyler yapmamız lazım. Ve süreklilik olmuyor. Böyle olduğu takdirde de imparatorluktaki reformlar sadece imparatorluğun ömrünü uzattı. Yani daha kalıcı bir şeyleri yapılabilir. Bu imparatorluk parçalanacaktı. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Ama bu ölçüde parçalanacaktı. Planlı parçalansaydı böyle yani parçalanacaktı. Yani tabii ama orada da problem şu. Yemen'den de vazgeçemiyorsun. Selanik'ten de vazgeçemiyorsun. İskoçya'dan da vazgeçemiyorsun. Libya'dan Eskip'de da vazgeçemiyorsun. Yani tabii. Ama Rusya bunu gözümüz önünde yaptı. Hatta o dönemde tartışıldı. Ruslar zaman kazanmak için mi toprak satıyorlar dediler. 1991'de. 1917'de de aynısını yapmıştı. Hepsini serbest bıraktı. Sonra hepsini teker teker topladı. Şimdi de aynısını yaptı. 2008'den itibaren belli stratejik noktaları geri aldı. Ama Brest-Litovsk da mecburdu. Gücü yoktu. Ve Troçki hesabını soracağım bu imzaladığım anlaşmanın da. Abi işte zaman kazanıyorlar. İşte zaman kazanıyor. Ama o devrim orduyu perişan etmişti. Tabii. Kızıl Ordu tam daha teşekkül etmemiş. İşte biz de mesela Birinci Dünya Savaşı'nda perişanız Atatürk'ün o 1917 raporu boşuna değil. Yani savaş gitmiş. Hala savaşıyoruz.
Ya belli yerleri diyor, nereler elimizde tutabilirsek ona göre bir plan yapalım. Yani çünkü artık siz Suriye'nin... O rapor bugün yazılamaz. Tabii. Yazanın başına. Yani şeyde İstanbul'a gönderiyor onu. Çünkü Suriye'nin tamamını elinde tutma ihtimaliniz yok. O zaman belli yerler belirleyeceksiniz. Halep'in belirleyeceksiniz. Nereyi belirleyeceksiniz? Bir plan yapılması lazım. Tabii bir ümit de oluyor hep. Yani bir ümit. Yani Balkan Savaşı çıkıyor. Balkanlar kaybediliyor. Ya bir ümit olacak, tekrar toprakları geri alacağız diyorlar. Fakat bu sefer geri alamadığın gibi Mısır almaya çalışırken Suriye'yi kaybediyorsun. Suriye'yi elde tutmaya çalışırken Anadolu'yu kaybetmek üzeresin. Yani burada biz çok hızlı bir dönem yaşadık. Tabii burada ilginç bir şey var. Mesela ben günümüzde önemli olduğunu inandım. Askeri, siyasi tartışmalar var. Birçok şey var ama fikri tartışmalar da var. Mesela günümüzde bu eksik. Yani Türkiye'de özellikle 28 Şubat sürecinde, daha doğrusu 12 Eylül'den sonra 28 Şubat sürecinde bu daha da şey oldu. Aşırı siyasileşme oldu. Gençler depolitize oldu. Fikri her türlü tartışma bitti. Yani bugün sadece bölücü örgüt üyelerinin bazı fikir iddiaları var. Kendilerine göre belli iddialarıyla bulunuyorlar. Ama onun dışında bakın ne milliyetçi kesimde, ne muhafazakar kesimde, ne sol kesimde belli bir fikirle bir probleme çözüm arama gibi bir şey kalmadı. Yahu okuma bitti ya. Evet. Tartışma bakayım, okumuyor etmiyor, okuma bitti. Ama şeydi mesela 19. yüzyılda bunların hepsi Hegel Kant değildi ama bir şey, herkesin bir fikri vardı. İslamcılar var bir tarafta. Bir tarafta Türkiye'de 70'lerde de bu vardı. Karpçılar var. 80'e şeyde, kadar vardı. 80'lerde de iyi kötü vardı biz öğrenciyken. Ama şey oldu bak mesela 28 Şubat'tan sonra öyle bir ülke aşırı siyasileşmeye gitti ki. Bu gitti. Yani belli bir fikir iddianızın olması ihtimali bitti. Yani siz bir fikir, yani mesela Karpçılar var 19. yüzyılda. Onlar da ikiye ayrılıyor. Yani kendi işlerinde bölünüyorlar. Bir kısmı diyor ki Batı'nın her şeyini alalım. Bir kısmı diyor ki Batı'nın her şeyini almamıza gerek yok. Bir kısmı diyor ki Antarktika'ya kadar gitsek bile diyor Batılılar bizi yok eder. Tek çaremiz Hristiyanlaşmak diyor. Böyle yani bunlar absürt bile gelse bir iddia, bir fikir, bir şey atıyor ortaya. Bir tartışma. Tabii. Mesela İslamcı İsmail Fenliler ve diğerleri belli iddiaları ileri sürüyorlar. Batı'nın değişik fikir akımları Türkiye'ye geliyor, materyalizmi. İşte Beşir Fuat öldüğünde kaç yaşında ya? O da 40 yaşını görmemiştir. Türk siyasi, Türk fikri hayatını en fazla etkileyen adamdır. Beşir Fuat'ın yazdığı yazılar vesaireler. Tabii o altyapınız olmadan o Batı'nın bütün fikri cereyanına hakim olamadığını çarpıyor. Mesela Abdülhamit döneminde en fazla okunan kitap Tıbbiye de ve Askeriye de Bühner'in Madde ve Kuvveti. Materyalizmin önemli kitaplarından birisi. Okuyan herkesi çarpmış. Yani ne yapmış? Çarpmış herkesi. Etkilemiş. Etkilemiş yani materyalist yapmış. Yani o ama şöyle tabii mesela Yusuf Akçürü üç tarzı siyasetle ilgili yazısını yazdığı zaman yani Türkçülük, İslamcılık üzerine anında karşı çıkanlar oluyor. Mesela bir gazeteden ona cevap veriliyor, bir dergiden ona cevap veriliyor. Tabii bunlar Cumhuriyet dönemini kurulurken de fikri hayatı da oluşturdu, bir zenginlik de oldu. Mesela bazı şeyler o şekilde çözüldü. Ama maalesef şu anda günümüzde hiçbir fikri tartışma kalmadı. Yani gençler arasında olması lazım, bunun, üniversite öğrencilerinin arasında olması lazım. Yani siyaset ayrı bir şey, siyaseti yapan yapar. Siyasi fikirler de olur gençlerin. Mesela Murat'ın zaman zaman söylediği çok bir şey vardır. Kendi evrenin en fazla bu memleketi kötülüğü gençleri depolitize etmesidir der. Tabii, tabii. Değil mi onu? Yani hatta yazdı da galiba onu. Yazdı mı? Yani çünkü o dönemde 70'lerdeki sağcı solcu kavgasını bitireceğiz derken bu sefer gençlerin fikri hayatına büyük ket vurdular. Yani mesela biz 80'li yıllarda okudum ben 84-88 arasında üniversitede. Yine vardı fikri tartışmalar ama tabii o daha zapturaptı altına alınmak istenen bir gençlik vardı. Zaman içerisinde insanlar o uzaklaştırıyor. Ama dünyada da böyle oldu aslında baktığın zaman. Avrupa'da da böyle oldu. O şeyden de oldu tabii. Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra ideolojiler bitti. Ama yine Avrupa'da vesairede belli bir şey var. Mesela ya en basit iş. Şimdi 19. yüzyılda, 20. yüzyılın başında çok canlı bir Türk dünyası fikir ve kültür hayatı var. Çok canlı. Yani burada basılan kitap, Ahmet Mithat Efendi'nin kitaplarını Azerbaycan'da okuyorlar. Kazan'da okuyorlar. Buhara'da okuyorlar. Orada Gaspar İsmail'in bastığı gazeteler burada okunuyor. Yani iletişimin çok zayıf olduğu bir dönemde bile Türk dünyası arasında çok canlı bir fikri hayat var. Şu anda bizim her türlüyle, bakın Türk dünyası devletleriyle bizim siyasi, askeri birçok ilişkimiz var. Ama maalesef fikri ve kültürel ilişkimiz yok. Yani biz şu anda... Çünkü ortada kültür ve fikir yok. Yani oradaki bir yazarı tanımıyoruz.
veya buradaki bir yazar onlar tanımıyor. Şeyin rahmetli Hakkı Dursun Yıldız, Gültekin'in babası, bizim Marmara'nın eski rektörü. Allah rahmet eylesin, çok akıllı bir hocamız da tarihçiydi. Rusya dağılır dağılmaz Marmara Üniversitesi'nde alfabe sempozumu yaptırdı. Ve karar alındı. Latin harflerine geçilmesi yönünde. Hoca çok hızlı hareket etti. Ama tabii Latin harflerine? Bütün dünyasında, hepsinde. Yani o bölgelerin kültürel temsilcileri geldi vesaire. Ama tabii daha sonra o bölgelerde bu geçilemedi. Bazılarına geçildi. Zaman içerisinde geçilemedi. Çünkü şeyde mesela Arap harflerinden önce Latin harflerine geçiyorlar Rusya işgalindeyken. Biz Latin harflerine geçtikten sonra da Ruslar bunları kırlaflarına geçiriyorlar. Bir bağlantı yok. Mesela biz bu bağlantıyı da mesela Azerbaycan falan daha önce geçti ama bazı Türk devletler daha yeni yeni geçtiler. Evet. Yani bu bağlantıyı kuramadık. Mesela bana göre şu andaki en büyük önemli şeylerden birisi bu. Yani Türk dünyasında kültürel alanlarda belli kanalların açık olması lazım. Peki lan şey dönelim mi, kitaba dönelim mi? Burada ilginç şeyden bir tanesi Greg projesi. Hı hı. Sen diyorsun şu ana kadar konuşulanlara gidin. Haklı, ben yalnız bir tek şey ilave edeceğim. İşte fikir yok bilmem ne ama o fikri ortaya atacak insan yok. O var. Peki geçelim Greg projesine. Şimdi bu çok kıymetli bir pozisyon belirleme aracı bana göre. Çünkü sen diyorsun ki 1787'de Avusturya ve Rusya Greg projesi adı altında bir proje başlattılar ve Osmanlı'yı ortadan kaldırarak yeniden Bizans'a dönüşü başlattılar. Ve nitekim arkasından hakikaten baktığı zaman bana göre Osmanlı, o senin söylediğin hızlı dağılma sürecinin en önemli adımı Mora İsyanı ve arkasından Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması. Fakat sen onu çok ilginç anlatmışsın. Yani bu isyana Avrupa'dan destek verenlerin bu desteği verdiklerini, bir yandan da pişman olduklarını. Tabii. Ama bugün bakıyorsunuz hala aynı havada gidiyorlar. Şimdi şöyle, Greg projesi 1780'lerde Avusturya ve Rusya Greg projesi altında imparatorluğu yok edelim. Aslında bak şöyle diyelim. Dünya dengeleri olmasa Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılın başında biterdi. Biterdi. Yani bunu nereden biliyoruz? 1807'de 16 tane İngiliz gemisi çok rahat boğazı geçiyor ve sarayın önüne kadar geliyor. Bizi 100 yıl Avrupa dengelerini kullanan devlet adamlarımız ayakta tuttu. Yani o çünkü ya İstanbul kimin olacak? Öbürü kimin olacak? Şimdi Greg projesinde ilginç bir şey var. İmparator II. Katerina'nın torunu Konstantin Bizans İmparatoru olacak. Fakat tam imparator olsun diye ne yapmışlar? Adalardan Rum dadı getirtmişler. Rum dadılar emzirecek. Ama ilginç bir şey olmuş. Dadıların sütü çıkmamış oraya gidene kadar. Emzirememişler. Yani bu kadar ince detaylı nüansı bile düşünüyorlar. Yani Rum dadılar tarafından emzirilecek vesaire edilecek. Tabi orada bizi kurtaran Fransız ihtilali oldu. Fransız ihtilali sonucunda Avrupa alt üst olunca o 1787-1792 Osmanlı-Rus savaşında Ruslar ve Avusturyalılar kendi ülkelerini kurtarabilmek için savaştan erken çekildiler. Yoksa iki devlet aynı anda Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli miktarda toprağını alabilirlerdi. Tabi burada şöyle diyelim. O şimdi Fatih İstanbul aldığı zaman Avrupa'da büyük bir heyecan doğuyor. Diyorlar ki ya Roma'nın son başkenti, Hristiyanlığın en önemli başkenti gitti. Bu bir, Papa diyor bu bir ayıptır diyor. Bizanslar diyor ki Avrupa bizi sattı. Avrupalılar diyor ki Bizanslar ahlaksızdı, o yüzden şehri gitti. Bunun üzerine İstanbul'u geri almak için Haçlı projeleri yapılıyor. Fakat Fatih İstanbul'u vermeyi bırakın. Bosna'yı alıyor, Arnavutluğu alıyor, İtalya'ya çıkıyor. Bu sefer yenilmez Türk diye bir imaj doğuyor. Diyorlar Türkler yenilmez. Yani Türkleri yenme ihtimalimiz yok. Machiavelli diyor ki İtalya'da diyor aylaklar otururlar. Türkler bu sene bizim şehrimi alacaklar, sizin şehrimi alacaklar. Bunu tartışırlardı diyor. Şimdi aslında Avrupa'yı bugün anlamak için bu da önemli. Yani bilinçaltına böyle bir korku gitmiş. Bu boşuna da değil. Şimdi ardından İnebahtı Savaşı'nda 1571'de, aslında onun da bu sene 450. yıl dönümüydü. Tarihimizdeki büyük mağlubiyetlerden birisidir. Ders çıkarmamız gereken şeylerden birisidir. İnebahtı Savaşı'ndaki mağlubiyetten sonra Türkler yenilebilirmiş diyorlar. Ne diyorlar? Birlikte olursak... İlk yenilgidir. Tabii. İlk büyük yenilgi. Ondan önce Malta'da da var 1565'te ama ilk büyük yenilgi, donanma yok olmuş. Fakat tabii Kılıç Ali Paşa çok akıllı bir adam. Donanmayı bir sene içerisinde revize ediyor. Hızlıca
bütün tersanelerde şey yapılıyor. Uzun Çarşılı diyor ki rahmetli Osmanlı tarihçisi İsmail Hakkı Uzun Çarşılı. Bu hikayeyi diyor hep bilirdim ama diyor Osmanlı arşivine girip mühimme defterlerinde binlerce diyor emri görünce diyor anladım diyor. Hı. O donanmanın nasıl yapıldığını. Gelibolu'ya emir gidiyor, Sinop'a emir gidiyor, Amasra'ya emir gidiyor. Bir, gemi yapılıyor. Bir 100 tane gemiyi çıkarıyoruz. Tabi orada da ilginç şeyler var. Mesela gemiler çok hızlı yapıldığı için ağaçlar yeterince kurutulmamış. Mesela bir kısmı çürümüştür gemilerin daha sonra. Bu bizim tarihlerde fazla yazmaz. Böyle bir şey de var. Ama o yenilgiyi toler ettik. Fakat daha sonra Viyana bozgunundan itibaren mağlubiyetler artınca Avrupalılar artık şunu düşünmeye başladı. Türkler yenilmez değil. Türkler kim? Türkler Hristiyanları yöneten despotlardır. O zaman bir hemen ilk planda Türklerden bu Hristiyanları kurtarmamız lazım. Şöyle bir plan yapılıyor. Bir Vahdet Hoca'nın süper formülü dediği. Diplomatlar, Avrupalı diplomatlar bir bölgede gidiyorlar karşılıklı çıkarıyorlar. Silah veriyorlar. Mesela Halep konsolosu Henderson gidiyor Zeytun'da silah dağıtıyor. Ermenileri isyan ettiriyor veya Rumlar isyan ettiriyor veya Bulgarlar isyan ettiriyor. Ardından güvenlik güçleri müdahale ediyor. Güvenlik güçleri yani Osmanlı askerleri, jandarmaları müdahale edince deniliyor ki Türkler Hristiyanlara zulüm yapıyorlar. Hristiyanları katlediyorlar. Ya kendi ülkende asayişi sağlıyorsun. Nota veriliyor. Devlet ya notayı kabul ediyor. Kabul etmezse bu sefer donanmalarını ve ordularını gönderiyorlar. Ve o bölgede bir özel devlet kuruluyor. Ama bunlar niye oluyor? Zayıftı. Tabii zayıfladığın için. Zayıftık. Yani gücün yetmiyor. Şimdi özel devletin kurulması demek şu demek. O bölgede Osmanlı devlet teşkilatının ve Türklerin tasfiye edilmesi demek. Ardından o özel bölge bağımsız oluyor. Ermeniler dışında bütün azınlıklarda bu formül tutmuştur. Şimdi tabii ilk ayrılan devlet Yunanlılar. Yani Osmanlı İmparatorluğundan daha önce topraklar falan kaybetti ama ilk ayrılıp yani Rusya ilhak etti Kırım'ı vesaire. İlk müstakil devlet ayrılıp devlet kuran 1821'deki Yunan isyanı. Yunanlar burada Rusya tarafından isyan ettiriliyor. Bu isyanı Osmanlı İmparatorluğu bastıramayınca Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istiyor. Kavalalı İbrahim Paşa geliyor, moray çıkarmasını yapıyor ve kısa sürede isyanı bastırıyor. Fakat mesela günümüzde de bizim her zaman göz ardı etmemiz gereken şey şu. Her zaman Yunanlar Avrupa'nın şımartılmış çocuğudur. Bütün Avrupa'da o dönemde aslında Metternich, Avusturya Başbakanı, kendi de bir imparatorluk olduğu için bu tür isyanlara karşı Avrupa devletlerini bundan uzak tutuyor. Yani çünkü yarın öbür gün Yunanistan orada mağmur olunca benim başıma da gelir diye düşünüyor. Fakat Avrupa kamuoyunda müthiş bir Grekperestlik var. Yani Yunan kültürüne hayranlık var. Lord Byron şiirleri. Grekofil. En önemli şey. Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den bir sürü gönüllü geliyor savaşmaya. Yani Amerika'dan bile geliyor. Tabii orada şöyle bir şey var. O Mor isyanında 25 bin ile 30 bin arasında Türk çok acı bir şekilde katledilmiştir. Bunlar tam bir soykırımdır. Hatta Türklerin yanında yer alan Rum papazları da öldürmüşlerdir. Çok ağır işkencelerle öldürülmüştür. Yani terörün şeyi hiç değişmiyor. Ve orada bazı özellikle Avrupalı yazarların söyledikleri şeyler var. Diyorlar ki biz bu Yunanlıları, Aristo'nun Yunanları vesaire zannederken burada mazlum çocuklara, kadınlara yaptıkları ağır katliamları gördük deyip çekip ülkelerine gidenler var. Mesela bunların yazdığı hatıralar var. Hatta bunların bir kısmı Tarih Kurumu tarafından şu anda yeni bir belgesel de yapıldı Mora Türkleri soykırımı diye. Ya şöyle düşün, yakın zamana kadar Mora Türkleri diye bir kavramı biz bilmiyor idik. Yani orada çünkü ilk yok edilen topluluk Mora Türkleri. Ve çok acı hikayeler var. Bunlar bizim kaynaklarda da yok. Bunlar bizzat işte Prusyalı bir subay yazmış. Fransız birisi yazmış. Ve orada özellikle şeyin Selahattin Sonyel'in araştırmaları vardır. McCarthy'nin araştırmaları vardır. Bunları naklettiler. Tabi orada Yunanlar ondan sonra biliyorsunuz hep bizim aleyhimize büyümüşlerdir. Önce evet. Mora, ardından Teseli'ye alınmıştır. Ardından Girit alınmıştır. Ardından Batı Trakya'ya alınmıştır ve büyümüştür. Tabi büyürken de büyük bir etnik temizlik yaptılar. Yani Yunanistan'da kalan Türkler mübadele dışında ya öldürüldüler ya göç etmek zorunda kaldılar. Şimdi yapılan hesaplamalara göre sadece Yunanistan değil, Kafkaslar, Bulgaristan ve diğer ülkelerde 5-6 milyon civarında Türk'ün göç etmek zorunda kaldığını
5 ile 7 milyon arasında Türk'ün de katledildiğini hesaplıyor tarihçiler. Yani son asrın aslında en büyük soykırım bu. Yalnızca şeyde değil, Çerkezlere, Boşnaklara, Arnavutlara, Müslüman Türklere, Tatarlara karşı yapılan bir soykırım yalnızca bir bölgede olmadı. Bunlar kademe kademe yok edildiler. Yani o ve Yunanların başlattığı Mora soykırım en önemlisidir. Bakın en önemli bir şey, Yunanistan Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde zaman zaman giriyor. Kendisi de faydalanıyor, biz de faydalanıyoruz. Yunan'da bir devlet adamı gelmişti. Dedim ki bakın, boşu boşuna iki ülkeyi şey yapıyorlar. Boşu boşuna siz silah satın alıyorsunuz dedi. Hocam haklısınız dedi. Ama ne yaparsanız siyaset dedi. Üçüncü ülkeler kazanıyor dedi. Yani aslında bunun da farkında askeri yetkililerinin çoğu Yunanların. Ama tabii biraz önce konuşmuştuk. Ne zaman Avrupa'da bir Türk karşıtlığı başladığı zaman adamlar hemen başrolü oynanıyor. Şu anda da öyle oldu. Tabii. Mesela Dışişleri Bakanı hep geriyor ortamı. Ki evet. Ben de şunu söylüyorum. Mesela kitapta da onu yazdım. Bizim tarihimizin en zayıf olduğumuz dönem Anadolu'nun işgal ettiği dönem. Bütün Türk tarihini yani artık Polatlı'ya kadar gelmiş düşman. Şimdi Sakarya Savaşı dediğimiz savaş Polatlı'da cereyan ediyor. Şuraya 200 ya, yani kilometre. Tabii yani şeyin Ankara'nın yanı. Ankara'nın yanı dibi. Ve burada Yunanlar tabii bir şeyi hesaplayamadılar. İngilizler aslında uyarmış. Yani İngilizler çok akıllı bir millet. Yani bakın demişler yani Türk askerini bu kadar hafife almayın. Türk ordusu bitmedi demişler. Yani tabii bunlar İzmir ve civarında kalmıyorlar. Bursa'yı işgal ediyorlar, Aydın'ı işgal ediyorlar. Ankara'ya kadar geliyorlar. Tabii Sakarya Meydan Savaşı'nda Atatürk'ün komutasında savaş kazanıldıktan sonra ardından büyük taarruz var. Gelecek yılda büyük taarruzun 100. yıl dönümü. Bir şey yapacak mısınız onun için? Yapılacak. Bizde sempozyumda var, şeyde var ki hatta benim daha önce de söylediğim bir şeydir. Bizim son dönemdeki savaşlara baktığınızda hep ne vardır? Müdafaa. Şıpka müdafaası, Plevne müdafaası, Çanakkale müdafaası, İşkodra müdafaası, Edirne müdafaası. İki tane taarruz var. Sarıkamış ve Kanal ikisi de başarısızdır. Hatta Enver Paşa'nın Mayıs 1915'te Çanakkale'de yaptırdığı bir taarruz harekatı vardır. 10 bine yakın askerimiz şehit olmuştur. Yani Çanakkale'nin içinde mağlup olduğumuz bir cephedir o da. Bizim son dönemde kazandığımız tek taarruz... O hiç söylenmez mi? Neyi? Tabii. Hiç yazılıp söylenmez. Yani mesela yani gelmiş orada düşmanları diyor Enver Paşa sökün atın. Ya tamam da taarruz yapabilmek için silah üstünlüğün, asker üstünlüğün 1'e 3 olman lazım. Orada kazandığımız bir savaşta orada birçok asker taarruzdan şehit olmuştur. Bizim son dönemde kazandığımız tek taarruz büyük taarruzdur. Çok iyi planlanmıştır. Atatürk ve komuta heyeti çok iyi planlamıştır. Yunanlar 650 kilometrelik bir cephede ordusunu yaymıştır. Biz 65 kilometre topladık. Mesela Kocaeli'de Deli Halit Bey var. Deli Halit Bey Yunanların iki tümenini orada tutmuştur. Yani saldıracağız diye. Aldatma muharebeleri yapılmıştır. İstihbarat gitmemiştir. Hatta Atatürk'ün de tek iki kere maç seyretmiş. Bir tanesi o. Şimdi tartışıyorlar ya. Atatürk Fenerli miydi, Galatasaraylı mıydı, Beşiktaşlı mıydı diye. Futbolla fazla ilgisi yok. İşte o sırada büyük taarruzdan önce komutanlarla görüşmek için bir futbol maçı düzenleniyor. Şimdi tabii orada çok iyi planlanmıştır. Ve Yunanlılar aynı terör örgütlerinin şimdi yaptığı gibi büyük mevziler kazıp Türk ordusunu geçirmez derken iki gün içerisinde, dört gün içerisinde 26 Ağustos'ta başlamıştır. 30 Ağustos'ta Dumrupınar Meydan Muharebesinde, bir diğer ismini Başkomutanlık Meydan biraz Muharebesinde olsun. Yok edilmiştir. Atatürk ne diyor biliyor musun? Şimdi Rum, bizde Sırp sındığı savaşı var. Başkomutanlık Meydan Muharebesinde Atatürk'ün verdiği isim Rum sındığıdır. Hı. Yani Rum sındığı savaşı diyor. Tabii orada Yunanlar yok edildikten sonra 9 Eylül'de İzmir'de denize döküldüler. En son 18 Eylül'de Bandırma'dan çıkarıldılar. Ve orada ilginç bir şey oldu. Bakın bu bizde fazla anlatılmıyor. Yunanlar adalarda toplandı albaylar. Gittiler yönetimi devirdiler. Ve bu savaştaki mağlubiyetin suçlusu olarak Yunanlı devlet adamlarını ve generallerini yargıladılar. İdam edildi. Bunun sonucunda Atatürk Trikopis'i göndermemiştir. Gönderse Trikopis de iş edecek. 6 kişi kurşuna dizildi. Bunların içinde 3 başbakan, genelkurmay başkanı ve 2 bakan var. Yani ben Yunanlılara her zaman bunu diyorum. Bakın Türk tarihinin en zayıf olduğumuz dönemde bir Anadolu macerasına giriştiniz. Bu maceranın sonunda kendi devlet adamlarınızı kendiniz kurşuna dizdiniz. 2010'a kadar da bunlar vatan hainiydi. Yunanistan tarihinde.
Bunların torunları mücadele ettiler. Öyle mi? Onu tabii 2010'lu yıllarda Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ettiler. Ve bu altıların üzerindeki hainlik damgası kalktı. Yani Yunanistan'ın bunu görmesi lazım. Biz her zaman için bunu gazetecisi de, tarihçisi de, devlet adamı da, askeri de barış istiyor. Şimdi siz Avrupa'nın maşası olup boşu boşuna Türkiye ile gerginlik çıkaracağınızda iyi ilişkiler kurun. Biz o amaçtayız yani. Şimdi bunun ve bir şeyi kazanamayacaklarını şuradan anlamaları lazım. Ya siz 1919'da, 20'de, 21'de, 22'de bir imparatorluğun çöktüğü bir yerde başarısız oldunuz ve kendi devlet adamlarınızı kurşuna dizdiniz. Ve bütün dünyada sizin yanınızdayken. Tabii. Yani o da oradaydı. Ki ya ama işte burada zaman zaman biraz önce söylediğim gibi Avrupa'da bir karşıtlık olduğu zaman bayraklar oluyor. Ama bu da boşu boşuna iki ülkenin kaynaklarının tükenmesine sebebiyet veriyor. Şimdi Yunanistan'ın 16 tane fırkateyninin 200 küsur uçağının olması Yunan 10 milyonluk bir devlet için fazla lüks. Onun yani uçağın alınması ayrı bir dert. Bakım idamesi ayrı bir dert. Şimdi mesela gidiyorlar Fransız gemisi alıyorlar. Onların işletmesi ayrı bir dert. Şimdi burada tabii ama her zaman da şunu görmek lazım. Her zaman şımartılmış çocuk bunlar. Peki ara şeye gelirsek. Murat Samul konuyla ilgili bir şey söyleyecektim. Şimdi Erhan şeyi söyledi 100. yılı. İki konuyu bizim Türkiye'de iyi incelememiz lazım 100. yılda. Pek üzerinde durmadık. İzmir bölgesinde Yunan işgalinden sonra orada devlet kuruldu. Evet. Yani Küçük Asya Devleti. Evet. Ederazim İnyor. İonya. İonya Devleti kuruldu. Ve bu devlet bizde incelenmedi. Ben bir iki makale okudum. Biri bir hanımın da. Bir bayan tarihçinin. Bir bayan tarihçinin. Ve orada şimdi şu var. Yunanistan yani İzmir'in işgalinden sonra ismini unuttum adamın. O tayin ettikleri vali, İzmir'e tayin ettikleri vali, Yunanlı vali düzgün bir adam. Şey değil. Uçuk kaçık falan değil. Hatta böyle suç işleyen, yerli halka karşı suç işleyen bazı Yunanlı askerleri falan ciddi şekilde cezalandırmış, idamlar falan yaptırmış. Ve bunlar şey kurdular, devlet kurdular sonra ilan ettiler. Ve ciddi bir üniversite kurdular. Ve çok ciddi bir kütüphane kurdular. Ve o şeyde bozgundan sonra giderlerken o kütüphaneyi taşıdılar onlar. Hatırladın şimdi. Şeyde. Bir, bu devletin çok ciddi şeye bulması lazım, incelenmesi lazım. Biz yapmadık bunu hiç. Anadolu'da kurulan Yunan devletinin. Tabii baştan ilhak düşüncesindeler. Daha sonra bir devlet kuracaklar müstakil yani. Direkt ilhak ediyor. Orası oraya verilmesi al senin olsun değil. İleride plebisit yapılacak. Şey yapılacak. Ama bunlar devlet kuruyorlar orada. Ve hani o İzmir yangını şu bu şey çok şey vardı. Madame Josepian'ın güzeldir o kitabı. Simeon Erfer. Şeyden enteresandır. Ama yani bu devlete tepkidir aynı zamanda. Sadece işgal ordusu değil. İkincisi büyük taarruz öncesini geçenlerde dediğim bir sene falan oldu bir kitap okudum. Tanımıyorum yazarını. Poti Benlisoy. Çok enteresan. Yunan ordusunu yazıyor. Gör tamam. Kıyamet kopuyormuş orada. Şey bizde bu hiç üzerinde durulmaz. Türkiye'de Yunan kaynaklarını kullanan tarih sayısı arttı. Evet ama güzel bir şey yani. Ama ya şimdi artıyor da yani akademisyenin yazdığı birçok şey anlamıyorsun. Kuru yazıyor, şey yazıyor ve önemli tarafını fark edemiyorlar maalesef. Şimdi Yunan ordusunda ciddi bir başkaldırma var. Propaganda var. Komünist propaganda var. Çok ciddi bir şey var. Şimdi yapacaksanız 100. yıl bunların üzerinde durulması lazım. O bir sempozyum düzenlenecek. Şeyin tabii şöyle. Sempozyum. Mesela biz savaşı kazanırken tabii şimdi bizim asker sayımız, silah sayımız vesairemiz az onlardan ama mesela başkomutanlık büyük taarruzda bir bizim komuta heyeti daha iyi. Çok tecrübeli komutanlara sahip. Yani Atatürk başta olmak üzere. Yani ya şöyle düşünün. O İstiklal Savaşı komutanlarına bakın. Bunlar hepsi 10 yılı muazzam pişmiş. Tabii askerler. Yani şimdi Yunan ordusuna böyle bir komuta heyeti yok. İki süvari kuvvetleri daha fazla. Trikopis'in haberi yok başkomutan olduğunda. Üç, bizim ordada birlik var. İttihat var. Yunan ordusunda biraz önce Murat'ın söylediği gibi çok şey moral bozulmuş. Çünkü şöyle düşünün. Polatlı'ya kadar gitmişsiniz. Tam Türklerin meclisini alacaksınız, işgal edeceksiniz. Bir anda perişan bir şekilde geri dönmüşsünüz. Şimdi o moral bozukluğu vesaire o birlik ruhu yok. Ve tabii orada dediğimiz gibi yani çok ciddi subaylar var yani. O yani Sakallı Nurettin'den tutun Fevzi Çakmak, İsmet İnönü. Asıl sana söyleyeyim büyük taarruzda Fahrettin Paşa'dır. Tabii.
Subaylıların yani komutanı tabii. Yani çünkü bizim mesela... Canını okumuştur Süleyman. Çünkü topçu birikken. Çünkü adamlar topla zincirlemişler. Tabii. Mesela topçularımız çok aktif. Tabii o şeyi var. O bir de biz problem sıkıştığımızda problemleri daha iyi çözüyoruz. Yani ama bu sefer iş işten geçmiş oluyor. Bir imparatorluğu kaybediyorsunuz. Sonra bu sefer eldekini kurtarmaya çalışıyorsunuz. Mesela Balkan Savaşı'nda. 4 küçük Balkan devleti perişan etmiş Osmanlı İmparatorluğu'nu. Birinci Dünya Savaşı'ndaki savaşma kudretini... Balkan Savaşı Erhan da o kaderde olacak bir şeydi. Peki, yani, başka bir yere dönelim mi? Yok, bunu kabul etmek lazım. Başka bir yere dönelim mi? Maaş vermemiş, evet. Pardon, şey, ordu tamam, hiçbir şey yok. Şey, yani değildi falan diyorlar. Bakın, hapis şeydi, Haliç'te donanma. Ne yapacak? O hangi çıkmış zırhlı, çıkartmış o ilk defa, seneler sonra çıkıyor. Gümbür diye bir tarafa bulmuş geçirmiş yani. Yok Balkan Savaşı ama zaten... şey var. Balkan galiba. Savaşı'nda çok ciddi bir siyasi ayrışma var yani. O çok kötü bir şey. Yani o itilafçı, iddiatçı diye. Silahlı güç yok. Ya onu şöyle, orduyu önceden, savaştan önce çoğunu şey diyorlar. Mesela en komik şudur. Yani en acısı aslında komik değil. Bak Mahmut Şevket Paşa'nın şeyini ben yayınlamıştım. Evet. Tabii. Ya şey diyor. Ya silah yok diyor. Ne alacağız diyor. Yok. Ama şey yapmadılar şu, diyor. Şimdi Avusturya, Sırbistan benim aleyhime kullanır diye mesela Avusturya topraklarından, Fransa'dan aldıkları silahların geçmesine izin vermiyor. Bizimkiler Selanik Limanı'ndan Sırbistan'a gönderiyorlar silahları. Ve o toplar Edirne kuşatmasında bile kullanılıyor. Üsküp kuşatmasında. Yani şimdi bir analiz yapılamıyor. Yani o ciddi bir analiz yapılamıyor. Gelen bir savaşın ayak... Aslında inanmak istemiyorlar. Bazen de bakın o çok tehlikeli bir şey. Görmezden giriyorlar. Tabii yani aslında Balkan Savaşı'nın çıkacağı biliniyor. Yazılar yazılmış. Bilgiler gelmiş, istihbarat bilgiler gelmiş. Ya bu olmaz filan diye. Şimdi zaman zaman günümüzde de olur. Yani böyle bu hadise olmaz diye kabul edersen daha ağır bir şey olursun. Yani savaşın geleceği belli. Askerin bir kısmını terhis etmişsin. Sırplara gidecek silahlara müsaade etmişsin. Ya kardeşim Libya'daki orduyu alıyor. Tabii. Şeye gönderiyor Mahmut Şevket Paşa. Asker yok, İtalya'da noktadan çıkıyor. Ve İtalya nota verdiği vakit Sadrazam Hakkı Paşa, British Partisi'ndeymiş. Bakarız sonra diyor, şey yapmıyor. Biliyorsun. İtalyan şeyinde doğru. Evet, Hakkı Paşa. Trablus'un kaybı. Peki şeye gelelim mi? Yine burada ilginç. Üçüncü Selim. Osmanlı aslında zafiyetlerinin farkına varmış belli ölçülerde. Batı'dan daha doğrusu gelişmekte olan dünyadan ne kadar uzaklaştığını, ne kadar organizasyon olarak, yapı olarak ne kadar geride kaldığını ve 3. Selim'in ne oldu Murat? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Rejim? Açım. Açım. Açlıkla rejim mi oldu? Bugün bir şey yemedim. Afiyet olsun. Ya şöyle tabii şimdi... Ama 3. Selim'i tabii hallediyorlar. Ya şöyle, şimdi biz tarihimizde birçok kez ıslahat yaptık. Kanun döneminde sonra 17. yüzyıldan itibaren ama hep kendimizi örnek aldık. Mesela diyorlar ki 17. yüzyılda Kanuni dönemine dönelim. Kanuni döneminde Fatih döneminde örnek kendi haşmetli günlerimiz. Olmaz ki öyle şey. Ama normal o. Bak şimdi mesela şu andaki büyük devletlere baktığın zaman da onu görüyorsun. 3. Selim zamanında şu oldu artık. Maçin'de ordu savaşı bıraktı İstanbul'a geldi. Bunun üzerine 3. Selim artık savaşı kazanamayacağını gördü. Ve yeni bir sistem kurmaya karar verdi. Bak Nizam-ı Cedid aslında Nizam-ı bunu da adam gibi anlat. Nizam-ı Cedid ne demek? Yeni bir düzen ya, yeni bir düzen. Yani ne demek bu? Geçmişi bıraktık, tamamıyla yeni bir düzen kuracağız. Yeni bir düzene gitti. Tabii Nizam-ı Cedid ordusu 14 bin civarında bir askerdi. Kimin de o söz ilk kullanan? Nizam-ı Cedid, İbrahim Müteferrika kullandı. İbrahim Müteferrika yazdı Usulü Hikem fi Nizam-ı Ümem isimli eserinde Nizam-ı Cedid tabirini kullanır yeni bir düzeni. Daha önce de Fazıl Mustafa Paşa'nın 1690'larda yaptığı bazı icraatlar için kullanılır Nizam-ı Cedid diye ama gerçek manada kullanması 3. Selim'dir. 3. Selim devleti yeniden yapılandırmak istedi. Aslında bak planlı programlı yaptı. Devlet adamlarından ve bazı yabancılardan raporlar istedi. Yani devleti nasıl kurtarırız? Aslında o raporlara baktığınızda çok ciddi analizler yok. Sadece yurt dışına giden Ebu Bekir Ratip Efendi gibi elçilerin yazdığı gözlemleri vesairesi var ama yani böyle İçinde bulunduğu atmosferin dışına çıkıp analiz yapmak kolay bir hadise değil. Yani onu yapılamıyor. Yani kolay bir şey değil. O zamanın mekanlı adamısınız. Genel ekranınızdan kopamıyorsunuz. 3. Selim batırlaşmayı başlattı. Fakat daha sonra çıkan isyanda yönetemedi. Ki Nizam-ı Cedid askeri orada müdahale ettirebilirdi. Ettiremedi ve tahttan indirildi. Bir süre sonra da öldürüldü. Tabii o dönemde asıl dönüşüm yapan 2. Mahmut. 2. Mahmut
Alak Yıldız'ın güzel bir sözü var. Kim? Asıl Alak Yıldız. Alak Yıldız'ın Osman, ülkemizin önemli Osman tarihçilerinden biridir. Asıl Tanzimat II. Mahmut dönemidir. Doğrudur. Doğru. Yani bütün dönüşüm, ya bir kere elbiseyi değiştirmiş. Yani kılık kıyafet değişmiş, bu kolay bir hadise senin değil. Senin de denemiş ona mı olmamış? Abi? Tabii. Yani, senin de yoktur ya bunu. Yok. Yani Mahmut yapıyor. Yani II. Mahmut zamanında bütün devlet kurumları değişiyor. Ordu sistemi değişiyor. Kılık kıyafet değişiyor. Padişah'ın resimler asılmaya başlanılıyor. Ya sana bir şey soracağım. Üçüncü Selim'in gözünüz kaldı, boğazım takıldı. Üç. Üçüncü Selim'in başlattığı ıslahat, o hareket, acaba sadece devlet ıslahatı mı, yoksa biraz da kendisi, kendi özel ordu falan filan gibi bir niyetim var? Ya ilk başta kendi emniyetini kurmak istiyor Yeniçerilere karşı. Yani Nizami Cedid çok büyük bir askerdir. 14-15 bin kişi o dönemde. Asla ordusu gibi bir şey. Tabii yani öyle kuruyor ama muhafız alayı gibi bir şey kuruyor. Kullanamıyordu ama. Yani kullanamıyordu. Yani tabii burada şöyle bir şey var. Aslında bizim tarihçilerin çoğunun da dikkat etmediği mesele. Ben de yıllar sonra bir bakayım dedim. Şimdi biz teknolojik olarak geri kaldığımız için savaşları kaybediyoruz ama başka bir şey var. Sanayi inkılabını yapamadığımız için, sanayi inkılabının getirdiği, tıbbın getirdiği imkanlardan uzağız. Ne oluyor? Aşı yeterince yaygınlaşmıyor. Hijyen yeterince yaygınlaşmıyor. Sağlık şeyleri Avrupa'da. Avrupa'da çocuk ölümleri azalıp nüfus artarken Türkiye'de nüfus azalmıştır. Ben her zaman şunu diyorum. 1711'de biz Prut'ta Rusları yendiğimizde Osmanlı İmparatorluğu 30 milyon. Çıkardığımız ordu 140 bin kişi. Rusların nüfusu 16 milyon. Çıkardıkları asker 60 bin kişi. Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizde Rusların nüfusu 175 milyon, çıkardıkları asker 11 milyon. Bizim nüfusumuz 22 milyon, çıkardığımız asker, o da Enver Paşa'nın büyük bir başarısı, 2 milyon 800 bin kişi. Yani bir kere bizim, aynısı 93 Harbi'nde 1877-78'de Ruslar 800 bin kişilik ordu çıkarıyor, biz 300 bin. Yani orada zaman zaman tartışılmış bu. Ama bir kere senin nüfus olarak, bir de gayrimüslimlere Birinci Dünya Savaşı'ndan önce asker alamamışsın. Nüfus olarak zaten yeterince büyük ordu çıkarmam mümkün değil. Yani Avrupa'nın o sanayi inkılabıyla birlikte nüfusun artmaya başlaması. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların nüfusu 50 milyon. Bakın bugün Almanlar 85 milyon civarındalar. Biz Birinci Dünya Savaşı'nda 20 küsur milyonduk. Yani Almanlar bizim 2,5-3. Bütün Kuzey Yarımküre'de nüfus fazla o dönemde. Yani Asya, Çin'i saymayın, Hindistan'ı. Afrika devletleri ve diğer devletler, İslam devletlerinin nüfusları çok az. Yani bizim nüfuslarımız yeni arttı. Almanlar 12 milyon kişilik ordu çıkarmıştı Birinci Dünya Savaşı'nda. Yani bir kere insan üstünlüğünüz var. İşte orada o nüfus problemi ki aynı zamanda mesela günümüzde de bağlantılı. Yani sanayi devrinin Avrupa'da yarattığı imkanların getirdiği nüfus artışı Osmanlı'da olmaması da bir tabii, engel. Çok uğraşıyor. Yani bak Cumhuriyet döneminde de mesela biz dergide de yazmıştık hatırlarsın. Çok çocuğu olan inek veriyor devlet. Cumhuriyet döneminde. Niye? İnek veriyorlar. Mesela köylü ailesi diyor ki yani çocuk başına bir inek bağışlayacağız. Vereceğiz size devlet olarak. Nüfus artsın istiyor. İtalyan, çok çocuklu İtalyan ailelerinin resimleri gazetelerde başlıyor. Çünkü Cumhuriyet başlarında da devlet 13 milyon kişi bir nüfus. Yani bu toprağa göre çok az. Ve çok bilinçli bir şekilde nüfus artırılmıştır Cumhuriyet döneminde. Bu çok da isabetli olmuştur. Yani göçlerin dışında. Tabii bunda haklarını da verelim. Doktorlar çok ciddi çalışmalar yapmıştır. Hekimler Cumhuriyet döneminde köy köy gezip aşılama yapmışlardır. Aşının mesela iki tane faydası var. Bir, ölümleri kesiyor. İki, mesela frengide olduğu gibi cilt bozukluklarını ortadan kaldırıyor. Yani mesela Osmanlı'nın son döneminde Sultan Abdülmecit biliyorsun kendisi de çiçekten çiçek bozuğu yüzü. Çiçek aslında yaygınlaştırmak için çok uğraşıyor. Ya şimdi askeri okulların başındasın. Şu Süleyman Numan Paşa vardır. Evet doktor. Çok önemlidir. Evet. Üzerinde ciddi durulmadı. Evet. Refik Say'dan falan hiç onun yanında yetişmiştir. Buna bir şey yaptırın ya Süleyman Numan Paşa. Onu yazdı bizim bir arkadaş. Ben sana yazmak kaç kişi olacak? Hayır hayır kitap yapacak. Kitap makaleler var da kitap yapacak. Ne olacak yani? Yani hiçbir şey yok. Adana Süleyman Numan Paşa Birinci Dünya Harbi'ndeki o salgınlarda ordunun kırılmasını önleyen kişidir. Tabii. İşte böyle 4-5 kişi var. Abdülkadir Noyan. Evet. O Tevfik Bey. Bunlar yani makale falan filan değil. İsmi kalsın bu adamlar. Tabii onu şey yaparız. İşte adam bugün enstitü kuruyor. Pasteur enstitüsü. İşte bu yurtçuk Fransa'da. Yani onu bir tıbbi bir yere vermek lazım. Tabii yani, şöyle bunlar Birinci Dünya Savaşı'nda
aşı yapmışlar. Tüfüs aşısını buluyor bizim doktorlar. Evet. Yani şey, Golds Paşa, Golds muydu? Kutulamare'deki. Hep karıştırdım, Golds mu şey mi? Yok. Alman general aşı olmadığı için... Tabii Golds öldü, öteki şey geldi. Yok, Golds değil o. Aşıyı olmadığı için ölmüştür. Mesela Alman diyor ki ya Türkler aşı mı yapabilir diyor. Ama mesela bizim doktorlarımızın bulduğu bu dönemdeki aşı sayesinde birçok askerimiz tüfüsten ölmüştür. İşte hepsinin başında Süleyman Doğan ölmüştür tabii. Vardır. O sağlık şeyi, amiri. Evet. Tabii burada yani bu dönemde dediğimiz gibi bizim önemli şeylerden birisi. Mesela günümüzde de bakın bu söz konusunda. Şimdi Türkiye'de maalesef çok ciddi aşı karşıtları var. Bu aşı karşıtlarının yaptığı propagandalardan dolayı çok ciddi etkilenenler oldu. Mesela birinci dozu olup ikinci dozu olmayan 6 milyon civarında insan var Türkiye'de. Şimdi bir bizim hekim arkadaşımız diyor ki maalesef hocam diyor. Yani burada diyor bu adamların diyor propagandası bizden daha fazla etkili oldu diyor. Ki burada şunu vurgulamak lazım. Yani Türkiye bugün, geçen sene bu dönemlerde biz kapalı hayatı yaşarken bile daha fazla hastalık yaygınlaşırken yeni varyantlara rağmen şu anda biz hastalığı kontrol altına aldık. Şeylerde, hastanelerde bir yoğunluk tabii, yok. Yok. Hasta sayısı fazla ama hastanelik olan sayısı az. Tabii yani bu mesela ve okullar açık değildi geçen sene. Bakın bu sene okullar, evet, okullar açık. Yani okulların açık olmasına rağmen ki Milli Eğitim Bakanı çok doğru bir iş yaptı. Yani okulların açılması son derece önemli bir harekettir. Yani bizim burada şunu söylememiz lazım. Ben mesela çiçek üzerine de yazdım. Biz çiçek hastalığı gibi bir hastalığı dünyadan aşı sayesinde yok ettik. Ki çiçek ciddi bir hastalık. Yani birçok insan padişahın çocuklarına, halkta milyonlarca ölüme sebep olmuş. Şimdi burada Sağlık Bakanlığı da son derece ciddi bir aşılama yapıyor ama maalesef hastanelere gittiğinizde o aşı olmak için gelen sayının düştüğünü görüyorsunuz. Yani burada biz aşıyla bugün her yeri açık tutuyoruz. Buna devam edilmesi lazım. İşte o dönemlerde de mesela devlet çok ciddi aşılama kampanyalarına uğraşmış. Hatta Osmanlı'nın son döneminde aşı mecbur olmuş çiçek aşısı. Evet. Yani mecburiyet getirilmiş. Yani günümüzde de tartışılıyor ya mecbur olsun mu olmasın mı Avrupa. Golds'muş. Golds'a tamam. Onu şeyin hatta biliyor musun? Öldükten sonra şeyde bu Şehval Mecmuası'nın da kapaktır. Hmm. Bizi çok seven Golds Paşa vefat etti. Tabii. Sonra buraya getirildi, gömüldü. Evet evet şeyde. Ve şeyin yani dediğimiz gibi imparatorluğun son dönemindeki en büyük problemlerden birisi de bu nüfus problemleri ve salgın hastalıklar. Bakın frengi bir ayrı bela. Kızamık ayrı bir yani bela. Sağlık sistemini geliştirememesi, tabii, sanayi deriminden faydalanıp üretimi arttıramaması, tabii, üretime bağlı olarak besleyebileceğin nüfusu arttıramaması Osmanlı'nın sonunu getiren şeylerden tabii bir tanesi. Ama işte orada da şöyle oluyor. Devamlı düşman tehdidi altından olduğun için mesela Tanzimat döneminde ciddi fabrikalar kuruldu İstanbul'da, Zeytinburnu'nda, şurada burada ama bizdeki en büyük problem süreklilik yok. Yani bizim yaptığımız işlerde bir süreklilik sağlamamız lazım. Yani süreklilik olmadığı takdirde bir devamı gelmiyor. Avrupalı öyle değil. Şimdi mesela 16. yüzyılda bizde Taküyüttin var. Rasathane, devasa bir rasathane. Evet. Aynı dönemde Avrupa'da Tycho Brahe var. Tycho Brahe, Kepler, Newton olarak devam ediyor. Bizde Taküyüttin, Taküyüttin olarak kalıyor. Kalıyor. Yani gidiyor. Yani devamı yok. Yani. Ki Taküyüttin'in yapılan incelemelerde ölçümleri, çizimleri çok vesairesi şeyden daha fazla Tycho Brahe'den. İşte burada bu süreklilik olmuyor. Ama tabii burada da şu var dediğim gibi. Devamlı düşman tehdidi altındasınız. Yani bir gün haber geliyor Selanik işgal edildi. Bir gün haber geliyor Üsküp işgal edildi. Bir gün haber geliyor İşte Avusturya konsolosu gitti bilmem nerede olay çıkardı. Bir gün haber geliyor İngiliz konsolosu Ermenileri kışkırttı. Sağlıklı düşünmeye zaman olmuyor. Anlık kararlar veriyorsunuz. Yani kaçmaktan kovalamaya vakit bulamıyor. Tabii bir de bizim bir özelliğimiz var. Zaman zaman da didişiyoruz. Kendimizde biz onu çok severiz. Yani. Ya bütün bunların tek bir sebebi vardır. Hiç yani düşünün. Biz şarkız kardeşim. Doğuyoruz. Bu şarkta genetik bir şeydir. Değişmez. Hiç değişmez. Ben Erhan'a söylüyorum. Şeyleri, gazeteleri, gazete koleksiyonlarını eski Türkçe döneminden itibaren bugüne kadar oku. Arada bir ama gün günü olması şart değil. Bir sene, iki sene atla devam et. Mutlaka bir problem vardır. Problem yoksa da o problemi biz kendimiz yaratırız. Kendi kendimize bir dert çıkartırız. Bunun sebebi şarktır. Şarklı olmaktır. Yani sanayi toplumuna geçememizin, nüfus probleminin, hastalıkların, bilmem nelerin. Yahu frengiyle mücadele
ciddi bir mücadele başlıyor. En çok tahlil hangi şeyler kim yaptırıyor biliyor musun? Evde çalıştırılacak kadınları gönderiyor. Rengi var mı yok mu diye. Ama bu bir gelenektir biliyorsun. Gelenektir ama Vassal Mahallesi yeni çıkmış. Millet bize temizlikçi kadını gönderiyor Vassal Mahallesi'ne ama sebep bunun şark olmamızdır. Biz kızıyor Erhan. Sen Erhan yazsa sen kızıyorsun. Gaplı olacağız, batılılaşacağız, Avrupa olamayız kardeşim. 200 küsur senede uğraşıyoruz. Biz şartlıyız. Oluruz. Olamayız. Bak hala olamadık. Hele sen en doğudan. Hiç. Oluruz. Olamayız. 200 hayaldir. Ama kendi kendimize, kendimizin ne olduğumuzu anlayabilsek, öyle gidebilsek bambaşka bir şey oluruz. Ama biz Avrupalı olacağız. Zaten Avrupalı almaz da şeyini. İşte gaplaşacağız bilmem. Hiçbir olmaz. Ta 3. Mustafa'dan beri deniyoruz. O gen var ya, gen çok önemli bir şeydir Fatih. Bizde şark gene var. Bitti. Ama ilginç olan şey şu. Olmaz. Dert yoksa da biz yaratırız ama didişiriz. Ne yok oluyoruz, ne uzuyoruz, ne kısalıyoruz. Yani öyle bir şey var. Biraz ama şey de var bak. Ama Murat yapma Allah aşkına. Yani şimdi... Yok yok. Ya şöyle burada tabii dediği şu. Bu ülkedeki gelişmeleri göz ardı etme. Yok. Bir dakika, Osmanlı da gelişmiş. Şarkın yani tamamından şimdi, daha ötede bir anda. Efendim o başka bir şey. İmparatorluktuk biz. Sebep odur. Biz imparatorluktan milli devlete döndük. Ötekiler devamızdı bizim. Yani bugün kalkıp işte Afganistan nasıl, işte Irak nasıl, Suriye nasıl, biz ne haldeyiz onu diyemeyiz. Bu ayıptır. Biz şimdi çok... Arkada 10 milyon kilometre karelik bir imparatorluk var. Biz efendiydik. Tabii. Hakim unsuru burasıydı. Tabii ki böyle olacak. Bence Türkiye'ye karşı en büyük korkumuz zaten. Bir kez efendi oldukları zaman bir daha efendi olabilirler diye Türkiye'ye karşı korkuyor. 400 sene önce bitti. Çin'in de bitmiş. Tekrar çıkıyor işte. Çin öyle olmadı. Çin bizim gibi olmadı. Japonya bile Çin'in canını okumuştur. Tarih boyunca. Yani ama şey, ay şey şundan çekiniliyor şimdi. Ama şeyin unutma Napolyon'un sözünü. Çin uyanınca diyor kıyamet kopar yarı yarı. Tabii. Tabii. Ya 1,5 milyar ya. 1,5 milyar. Ya her ülkeye 20 milyon nüfus gönderse bitti. Ama biz işte hep o rüyada devam ettik. Uyanamadık. Peki biz yaparız, batılılaşacağız. Batılılaşamayız kardeşim. Biz böyleyiz, böyle devam edeceğiz. Diyorsun kaderine razı oluyorsun. Yani. Çünkü ha coğrafya kader hikayesi öyle bir, İbn Haldun'un öyle bir sözü yoktur. Coğrafya kaderimizdir. Ben coğrafya kader demedim, ben kaderine razı oldum. Hayır, gen kaderimizdir. Bu genetik bir şeydir. Ama şu var bak, mesela şimdi yani, gelmeden önce bir istatistik bakmıştım. Avrupa'daki intihar oranları en fazla Rusya'da, en az Türkiye'de. Yani biz aslında ama Erhan mutlu bir milletiz. Erhan, yani bu her şeye rağmen bakın. Mutlu değil, umursamaz. Hayır hayır, yok mutluyuz da. Tabii bunda şey de var. Yani. Kuzey ülkelerine doğru gittikçe, Protestan ülkelere intihar oranları daha fazla. Evet artıyor. O da genetik. Genetikten tarih değil. Genetik. Şöyle bak, Katolik ülkelerde yok o. Yani evet. Daha dini o değerlere o sıkı sallanan. 25'te ne 15 tarafın diyorsun sen. Baltık ülkeleri. Tabii. Baltık ülkeleri. Baltık ülkelerinde genetiktir. Ama şeyden de tabii şeyin de var. İklimin, iklimin de var ama şeyin de bir etkisi var. Bak Katolik ülkelerde o yok. Yani Katoliklik daha... İnancın da etkisi var. Tabii inancın da ciddi etkisi var. Yani 100 binde 22 Rusya'da intihar, Türkiye'de 2. Yani, onda biri kadar. Tabii yani bu çok ya ciddi bir rakam. Ya Beşir Cemal'i şey neydi ismi Beşir? Fuat'a örnek veriyorsun. Tabii. İntihar ettin kanıyla bilmem ne yazıp. Yani... Ya Beşir Fuat tabii şey şöyle tatmin olamıyorlar ya. Belli bir şeyden sonra da onlar öyle... Bir ara vereyim mi reklamları evet. için? Bir ara vereyim sonra tekrar konuyu toparlayalım. İntiharlara kadar geldik. Bir ara. Şimdi bambaşka bir yere geçmek istiyorum. Senin de az önce bahsettiğin Kutlülamer falan filan ama bir Arap isyanı da var. Yani sadece doğuda, sadece batıda değil, doğuda da isyanlar var. Bunların tamamında elbette ki yabancı parmağı var ama isyan edenler de isyan etmişler. Şimdi İslam'ın şerefini çekirge yere korudu başlığıyla yayınladığı bir bölüm var. Fahrettin Paşa. Fahrettin Paşa. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Zayed'in iftira attığı çöl kaplanı lakaplı Fahrettin Paşa diyorsun ve koruduğu Medine'de Mondros ateşkesinden sonra bile düşmana boyun eğmemiş, askerleri paşayı bağlayarak İngilizlere teslim etmişler de demişsin. Şimdi, işin enteresan tarafı, ben kitabı okurken hatta seninle telefonla konuştuk, dedim ki sonuna geldim çok güzel dedim, sen de son bölümünde şunlara dikkat et diye bir şey söyledin bana. Tam onu okurken ben o sırada karşımda televizyon açık, sesi kapalı vaziyette, bizim Birleşik Arap Emirlikleri yaptığımız anlaşmanın altyazısı geçiyordu. Daha da ziyaretin altyazısı geçiyordu.
Tarihte geçmiş hatalar yeniden yapılmamalı dediğinde. Şimdi mesela bizim buralarda tekrardan arayışlar içerisinde olmamıza bakarak burada ne olmuş o zaman? Nedir oradaki dert? Nedir bunların Türkiye Osmanlı isyanı ve Türkleri isyanı? Ya şöyle tabii, o imparatorlukla savaşırken tabii İngilizler bu işin piri. Yani o bölgede kendilerine yerel müttefikler arıyorlar. Yalnızca Türkiye'de değil, başka yerlerde savaştıklarını da arıyorlar. Bunu Hindistan'da yapıyor, başka yerde yapıyor. Belli Arap kabilelerini isyan ettiriyor. Ama burada şunu da söylemek lazım. Bütün Araplar isyan etmiyor. Evet. Türklerin yanında Arap kabileleri de var. Mesela Suriye'deki Araplar özellikle, Filistin'deki Araplar, Irak'taki Arapların bir kısmı. Hatta ilginçtir. Irak'ta mesela Şii Arap kabilelerinin bir kısmı da Osmanlı'nın yanında savaştı. Evet, evet. Ama bunun yanı sıra mesela bazı Arap kabileler de İngilizlerin yanında savaştı. Basra'da Osmanlı topraklarına karşı hareket etti. Şimdi tabii Birinci Dünya Savaşı'nın önemli safhaları var işte. Kutulamari, Çanakkale, büyük zaferler. Bir de Medine müdafası var. Yani Çöl Kaplan dediğimiz. Fahrettin Paşa. Fahrettin Paşa önemli bir isim. Yani zaman zaman da film, dizi çekilmesi gündeme gelir. Bir türlü olmaz. Fahrettin Paşa tabii Medine'yi korurken o Türklerdeki peygamber sevgisinden hareketle yani sonuna kadar direndi. Burada tabii en önemli emre rağmen direndi. Emre rağmen söyle. Şimdi Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı Ekim'de. Ocağa kadar teslim etmedi. Yani 3 ay. 3 ay düşün. Çünkü ben peygamberin diyor mezarını bu heriflere bırakamam evet. diyor. Ve Kutsal Emanetleri yollayan da o değil midir toplayıp? Tabii şimdi en önemli şeylerden birisi de şimdi Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetlerin birkaç şekilde gelmesi var Türkiye'ye. Bir, Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettiği zaman, daha sonra Arabistan Yarımadası'nda hakimiyetini tanıdığında, oradan bazı kutsal emanetleri İstanbul'a getiriyor. Daha sonra bir kısım parça parça zaman içerisinde padişahlar tarafından satın alınıyor. Birinci Abdülhamit vesaire, böyle mesela peygamberin ayak izi deniliyor, başka bir şey deniliyor. İki, Vehhabiler... İkinci Mahmut döneminde isyan edince Mekke Medine'yi yağmalıyorlar. Kavalalı ailesi o isyanı bastırıyor ve Kavalalı'nın ele geçirdiği asilerle birlikte kutsal emanetler İstanbul'a getiriliyor. İkinci parti öyle. Ama asıl önemli üçüncü parti, 745 parça eşya, yazma, yalnızca kutsal emanetleri yok. Osmanlı padişahlarının Medine'ye gönderdiği birçok şey de var. Çoğu hediyedir. Bizden mesela tabii aslında burada önemli bir şey şu. Bunları geri istiyorlar mesela. Ya bunların çoğunu zaten Osmanlı göndermiş. Biz verdik. El yazması, Kur'an-ı Kerim var. Mesela başka şeyler var. Bunları Şamdanları gördün değil mi? Evet. Bilmem kaç gün. Ve defter tutmuş. Türkiye'de de böyle abuk subuk Fahrettin Paşa'ya laf edenler oldu. Fahrettin Paşa çünkü o dönemde böyle bir iftira da vardır. İşte bir kısmını yok etti falan oldu vesaire diye. Defteri var. Bu defter yayınlandı hatta. İki yayın oldu. Bu defter yayınlandı. Oradaki bu gelen kutsal emanetler, yani bugün Topkapı Sarayı'nda bir kısmı sergileniyor, bir kısmı depolarda. Yani Fahrettin Paşa'nın tabii dediğimiz gibi peygamberin mezarını son ana kadar savunması, yani çok büyük bir kahramanlık hikayesidir. Yani gidiyor peygamberin mezarına ağlıyor seni, ben diyor kimlere bırakacağım ya Resulullah diyor. Ki ama en acısı şudur bakın, başka yerlerde işte Araplarda vesairede aleyhine laf edenler, çıkmıştır. Biz bunu savunacağız. Yanlış yaptıklarını söyleyeceğiz. Türkiye'den de hatırlıyorsun Fahrettin Paşa'nın aleyhine laf edenler olduğu dönemde. Yani Fahrettin Paşa şanssız bir adamdır. Evet. Medine'den gelir İngilizler hemen sürerler şeye. Adaya. Oradan gelir Ankara tutmaz Türkiye'de. Çok yani rakip olabilir falan filan diye Kabe'ye gönderirler. Adamcağız kimseye yer alamamıştır. Güçlü bir figür olunca. Güçlü figür tabii. Yani şeyler işte mesela o da tabii ya çok bir şey yani düşün devlet çökmüş, isyan etmiş, İstanbul işgal edilmiş. Bak 13 Kasım'da İstanbul işgal ediliyor. Fiili işgal, resmi işgal 16 Mart'tadır. 13 Kasım'da İstanbul işgal ediliyor. Ocak 1919'a kadar Medine'yi teslim etmemiş. Ve tabii o zaman bazı yazarlar belge uydurdular. İşte bu belgelere göre belgeler Şam'da Mam'da bir kısmını yok etti falan o belgelerin. Ne Osmanlı belgesiyle alakası vardı ne şey vardı yani o dönemde de yazdık çizdik. Tabii burada dediğimiz gibi Fahrettin Paşa o dönemde yani çekirge talimatname sende de vardı hatta ilginçti bu Murat'ta da vardı o. Çekirge nasıl bir şey ya çünkü yiyecek yok kalmamış ne yapacak? Ama Araplar çekirgeyi yer. Yerler. Tabii yerler. Ama bizde yok öyle bir gelenek. Bizde yok. Yani yok ama şöyle tabii. Çıtır çıtır öyle. Şey yapmak istiyor yani kendi askerini alıştırmak istiyor çünkü buna rağmen lojistik destek sağlanmıştır. Şerif Ali Haydar vesaire destek veriyor.
Ama burada ciddi biçimde de yokluk pasajı. Şerif Ali Haydar'ın hiçbir gücü yok. Yine oradan lojistik destek veriyorlar. Geliyor. Ama Atatürk de Ali Hıdır Paşa. Ali Hıdır diye okumuşlardı değil mi arşivde? Ali Haydar, Ali Hıdır okumuşlar. Gülüyordu Burak'ta. Şeyin kayınvalidesi, kayınpederi. Safiye Ayla'nın. Şerif Muhyiddin'in babası. Ama yani Fahrettin şeyi, Paşa dediğimiz... Bak Fahrettin Paşa'yı söylüyorlar ama... Arap isyanında yok diyenler var. Yok, olmadı öyle bir şey de... Ya nasıl yok? Şerif Hüseyin isyanı. Yani canımızı okumuşlardır. Var. Şimdi yeni moda Arap isyanı yoktu. Biz kardeş kardeş. Nasıl kardeşim? Şam'a ben mi girdim? Ben mi girdim? Şeyi, oğlunun şeyi. Tabii orada bir de şey var. Şimdi yani. Mesela savaşın başında... savaşın gidişatına göre taraf değiştiriyor kabileler. Yani mesela Körfez'deki bazı kabileler hiç Osmanlı isyan etmemiştir. Katar bölgesindeki vesairedeki şeye katılmamıştır. Suriye'dekilerin bir katılmamıştır. Irak'ta. Ama savaşı kaybettikçe öbür tarafa eklemleniyorlar. Yalnız, çünkü İngiliz ordusu yürüyor. Kızıldeniz'den çıkmış. Şeyden Kızıldeniz diyorum. Basra Körfezi'nden çıkmış. Kademe kademe Bağdat'a geliyor. Tabii burada şeyler var mesela o Irak bölgesindeki Kutula Mağara sırasında Şii din adamlarında fetvalar var. Mesela İngilizlerle savaşılması yönünde. Ama mesela İngilizlerin yanında yer alan kabileler de var. Bizim yanımızda olan da var. Şimdi efendim şimdi ama açık açık Arap isyanı vardı demek lazımdır. Yani bu zaten söylememesi saçma sapan bir şey. Bunun denmemesi. Bunun gizlenmesi kalıyor mu? Vardır. Hatta öyle bir şey ki şey yayınladı. Sean McMeekin. Hı hı. O Bağdat'ta Müyol'un yazdığı. Evet. Yahu müttefikiz şeyle Almanlarla biz. Ve Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal İstanbul'da Pera Palas'ta Almanlarla isyan görüşmesi yapıyor. Müttefikimizle. Almanlarla anlaşamıyorlar. Orada Şerif Hüseyin'le MacMahon mektuplaşması vardı meşhur. Ve onlar çok sonra çıktı tabii ortaya. Ve isyan beyanlandı. Şerif Hüseyin'in Ürdün Kralı'nın dedesi. Büyük dedesi. Büyük dedesi. Büyük dedesi. Ve Şerif Hüseyin'in zannedersem değil mi ilk iki isyan bildirisi vardı, beyannamesi vardı. İkisi de ben yayınladım onu. Düşünün, yüz küsür sene yayınlanmadı mı? Tabii şeye kandırmışlar. Büyük bir Arap devleti kurulacak. Başına geçirilecekler. Efendim, Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. asır parçalanma döneminde milliyetçi hareketlerin başlaması. Milli dönemdir. Erhan'ın dediği gibi ilk başlangıcı yani öncülüğü yapanlar Yunanlardır. Hepsi çok devlet arada ayrılmıştır. Araplar da yapmışlardır. En geç kalanlar da Ermenilerdir. O da işte biz ona izin vermedik. Yani tehcir dedikleri şey odur. Peki Erhan mesela kitapta şöyle diyor ki... Birinci Dünya Savaşı çıkmasaydı belki Ermeniler de bunu yapabilirlerdi. Tahminle Erhan çıkmasaydı da. Hayır şöyle oluyor. 1914'ün Şubat'ında Yeniköy Anlaşması imzalanıyor. Yeniköy Anlaşması yani, şu... Valiler yabancı. Trabzon-Adana hattının doğusunda iki tane eyalet kurulacak. Birinin başına Norveçli, birinin başına Hollandalı vali geçecek. Ve bunların nasıl maaş alacaklarına tabii, kadar yazmış. Burası özerk. Bu bölgelerde Ermeni memurlara, askerlere, güvenlik güçlerine yer verilecek. Yani bu ne demek? Tabii Rus, Sazanov'un zorlamasıyla olan bir şey bu. Bizimkiler de Rus, Sazanov'dan çok çekinirler çok. Şimdi mesela Osmanlı'nın son döneminde ciddi bir Rus baskısı var. Savaş çıkınca bu devlet ıslahat projesinin uygulama şansı kalmadı. Yani çünkü artık ne var? Eskiden nasıl tehdit ediyordu bizi? Donanma gönderirim, ordu gönderirim. Devleti yaptırır. Lan zaten savaştasın. Şimdi Ermenilerin oradaki en büyük hatası savaşın ortasında bu vaatlere kanarak isyan etmeleridir. Mesela savaştan sonra İngilizlerle Fransızlar birbirlerine girmişlerdir. Ermenileri siz aldattınız, biz aldatmadık. Öbürü biz aldattık, siz aldatmadınız diye. Tabii orada önemli bir şans da şu. Sovyet Rus çalının çökmesi. Yani şöyle düşünün. Giresun'a kadar gelmiş Rus ordusu. Yani Karadeniz'de birçok yeri işgal etmiş, Doğu Anadolu'yu işgal etmiş. Van'da Ermenilere devlet kurdurmuş yani. Yani ciddi bir şey var. Mesela bu son nüfus kayıtlarını mesela Türkiye'de açıldı. Bu çok iyi oldu. Yani mesela biz hep tartışırdık biliyorsun. Alt soy, üst soy. Mesela Nüfus Genel Müdürlüğü çok önemli bir şey yaptı. Alt soy, üst soy sorgulama ve dedelerinizi görme şansı çıktı. Evet. Orada mesela birçok kişi şunu gördü. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Erzurum'dan, Erzincan'dan, Van'dan kalkıp Anadolu'nun başka şehirlerine gelmişler. Çünkü o katliamdan kaçıyorlar. Ki mesela o önemli bir şeydir. Çünkü biz de kafa şey diyor yani Nüfus Genel Müdürlüğü'nü tebrik ediyoruz. Daha onu revize ettirerek daha da iyi hallere getirecekler. Yani çünkü bizim programda dedemizi nasıl buluruz?
Gidin nüfus müdürlüğüne bakın diyorduk. Nüfus müdürlüğüne gidiyorlardı. Kayıt vermeyiz diyorlardı. Ama açıldı. Ne oldu? Onun başka sebepleri de vardı tabii. Vardı ama şu anda şey oldu. Hayır, şey de var. Farklı şeyler de oldu ama o birçok insan soyunu sopunu gördü. Bir baktı ki dedesi 150 sene önce aynı köyde. Yani 200 sene önce aynı köyde. Yani tabii, göç etmediyse şecere çıkar. Tabii. Ama yani, göç oldu mu yok. O Rus planı, Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması ardından da Rusçalılığının ortadan kalkmasından sonra uygulanamamıştır. Yani eğer doğuda o iki özel bölge, hatta o valiler gelip göreve başlayan da var. Yani Norveçli ya da Hollandalı bir tanesi öteki, geliyor. Öteki. Yani Hof ve Heptenik'ten. Bu, yani burada belgelerde bunlar vardır. Hollandalı değil mi öteki? Biri Hollandalı, biri Norveçli. Hollandalı. Yani, bu Rus hedefli anlaşma değil mi? Rus... Tabii Rus baskısı sonucunda Yeniköy Anlaşması yapılıyor. Zekeri Türkmen'in güzel bir çalışması da vardır. Hı. Trabzon, Adana hattının batı doğusunda iki tane müstakil eyal, özel eyalet kuruluyor. Yani bu müstakil devletin ilk adımı. Tabii. Yani ne olacaktı orada? Oradaki Müslümanlar, Türkler, Kürtler, Çerkezler zorla göçe tabi ettirilecekti. Morada nasıl yapıldıysa. Ya katledileceklerdi, evet, ya sürüleceklerdi. O bölgelerde Ermeni nüfusu çoğunluk haline gelecekti ki aslında hep tartışılmıştır. Hiçbir zaman için o bölgelerde çoğunluk olmadı. Doğu Anadolu'da vilayette de çoğunluk değildir Ermeni nüfusu. Yani belli bölgelerde çoğunluktur. Fazlalığı vardır ama bütün o coğrafyada öyle bir nüfusu yok. Şimdi burada tabii o Rusçalı'nın çökmesi tarihte tabii çok büyük şeyleri değiştirdi. Mesela bizim de kendi daha rahat ayaklarımızın üzerinde durmamızı sağladı. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda devasa bir Rus gücü olsaydı çok İki daha cepheden farklı. Bir yerden farklı tabii. Bir şekilde tek cepheye dönüyor. Ya ki düşün yani bir İstiklal Savaşı sırasında da Ruslarla dostlukla gitti. Tam tersine oldu yani. Ayrı bir şey oldu. Hatta orada da tabii ilginç bir şey var. Biz öğrenciyken hep ders kitaplarında hatırlarsın. Rusya'dan yardım diye anlatıldı. Aslında onu Ruslar yapmıyor. Oradaki Müslümanlar yapıyor. Tamam. Yok, tam öyle değil o. Para ama Ruslara da askeri yardım var mesela. Tabii. Ya onlar gönderiyor, asker de gönderiyor. Asker silah gönderiyor, da gönderiyor ama tabii Lenin, komutanları geliyor. Bizim Müslümanların gönderdiği, Türklerin gönderdiği paraların bir kısmını da kendini almış. %90'ını kendi ha yani %10'u biz ancak gelebilmiş. Ama silah şeyi falan filan. Tabii yani o tabii o da şunu düşünüyor. Batı'ya karşı yeni bir şey yapıyor. Tabii Atatürk orada şeyi iyi kullanmış. Dengeyi iyi kullanmış. Yani devlet adamı her zaman tabii. Ya elinizde kanunu gibi büyük bir askeri gücünüz olur, ezer geçersiniz veya dengeleri yönetirsiniz. Yani şimdi mesela Atatürk milli mücadelede hiçbir zaman için İngilizleri direkt hedef almıyor. Yani Yunanlar işgalci orada alıyor. Yani gücü yayıyor. Fransızlarla işbirliği yapıyor. İtalyanlarla işbirliği yapıyor. Karşıda yekpare bir cephe olmasını engelliyor. Devlet adamının önemli özelliklerinden birisi de budur. Bazen diplomasi yapacaksınız. Ve o sayede o arada devlet toparlanmıştır. Yani ve toparlanıp milli mücadele kazanılmıştır. Tabi burada şunu söylemek lazım. Zaman zaman saçma sapan şey derler ya işte milli mücadele nedir, İstiklal Savaşı nedir? Ya çökmüş bir imparatorluk. 2 milyon 800 bin kişilik bir orduyla girmişsiniz. Asker kalmamış, 50 bin tane asker zar zor kalmış. 2,5 milyon kilometre kareden 250 bin kilometre kareye düşmüşsünüz. O aşamada siz 7'sinden 77'sine kadar, kadından çocuğuna kadar bir savaşa giriyorsunuz. Ki aslında tükenmiş insanlar. Açlık var, diz boyu. Açlık var, hastalık yani var. Ama yani orada bir destan yazılıyor. Şimdi zaman zaman bu küçümsenir biliyorsunuz İstiklal Savaşı. Öyle bu saçmalıyorlar. Yani şey değil. Yani orada yani Almanlar vesaireler daha sonra anlaşmayı isyan ettiler ama biz anlaşmanın akabinde isyan ettik. Uygulama şansını koymadık orada. Peki Yaran, bir başka meseleye geçelim. Kitaptaki ilginç yönden bir tanesi. Sykes-Picot. Bir plan ama hiçbir zaman uygulanamamış bir plan. Ve bu planı deşifre eden de galiba Ruslar değil mi? Tabii yani o İngilizlerle Fransızlar Sykes-Picot anlaşmasında hatta sonra Ruslar da dahil oluyor. Sykes-Picot-Sazanov anlaşması da deniliyor. Bu tabii Osmanlı topraklarını özellikle Arap coğrafyasını paylaşmaktı. Paylaşmasın. Tabii orada o planlandığı gibi gitmedi. Mesela İngilizlere verilen yerler bir kısmı Fransızlara verildi. Fransızlara verilen yerler İngilizlere verildi. Tabii Ruslar çekildi. Tabii bu savaşın içinde cereyan ederken savaşın sonunda nasıl sınırlar çizileceğini gösteren bir anlaşmaydı. Tabii Sovyetler Birliği çökünce anında bunlar Ruslar bütün gizli belgeleri yayınladılar. Evet. Ama çok ilginç bir şey. Bizim o dönemdeki buradaki yetkililerimiz de bunları bulup tercüme ettiler. Yani savaş içerisinde birçok kitap basılmıştır. Mesela savaştan sonra da öyledir. Mesela Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Almanlar hatıralarını yazıyorlar.
Bunun üzerine bizim genelkurmay bunlar hem tercüme ettiriyor hem de karşı cevap da yazıyor. Çünkü Türkleri suçlayacak bazı şeyler oluyor. Tabii zaman zaman Sykes-Picot anlaşması gündeme gelir. İşte biz bunu yırttık derler. İşte Sykes-Picot mu gerçekleşecek, şunu gerçekleşecek denir. Bu o dönemde imparatorluğu paylaşma şeylerinden birisidir, planlarından birisidir. Ama yani gerçekleşmemiş bir hayalden bir şey kalmıştır da, ibaret kalmıştır. Fakat bizde bir psikolojik vasıta haline getirildi. Evet. Sykes-Picot ile parçalanıp, Sykes-Picot uygulanmadı. Uygulanamadı. Ama mesela şimdi şu anda Sykes-Picot'un uygulanmakta olduğu, Sykes-Picot'a dönüldüğü yolunda bir iddia var. Sykes-Picot'un sınırlarına bakarsan gerek yok. Avrupalı başka bir plan yapar yani. Tabii orada, canım yani. Bir de biz izin vermedik. Yani mesela Güneydoğu Anadolu da bunun içindeydi yani. O planların içindeydi yani. Ama bugünkü Orta Doğu'nun vaziyeti. Irak, Suriye şu bu. Tabii. O harita Sykes-Picot'la ilgisiz bir haritadır. İngilizler biraz kelek attılar Fransızlara. Yani İngilizler... Peki İngilizler Sykes'tan nefret demiş. Bunu da sen ne öğrendin? Tabii o şöyle. O orada anlaşma imzalandığı zaman Fransızların lehine birçok yer. Daha sonra bunlar İngilizler fiili bozdular bunu. Daha sonra mesela Suriye'yi ilk kendileri işgal etmişken verdiler. Çünkü bu anlaşma İngilizlerin aleyhine. Lehine değil o kadar yani. Daha Fransızlar ön plana çıkaran. Ama bugünle ilgisi yok ki Sykes-Picot'un. Biz onu psikolojik şey gibi götürüyoruz. Aynı psikolojik yorumu biz Misak-ı Milli'de yapıyoruz. Yani, Misak-ı Milli bir temenni belgesi. Şey var. Millet arası bir anlaşma değildir. Meclis buraları kurtarmamız lazım diyor. Şeydir orada net bir sınır da çizmez. Yani Müslümanlıkların çoğunlukta olduğu yerlerde. Ama bugün işte şurası Misak-ı Milli'ye dahildir. Şurada böyle yani bir hukuki bir şey yok Misak-ı Milli'nin. Temennidir. Budur. Şey var şimdi mesela bu bir Romanyalı devlet adamının yazdığı Türkiye'yi parçalamak için 100 plan diye bir kitap var Osmanlı döneminde yazılmış. Şimdi mesela bu Zinkaizen tarihi var onu biz tercüme ettirmiştik. Zinkaizen tarihi 7000 sayfalık Almanca bir eser. Ben o kitabın tercümesini yaparak, düzeltmesini yaparken içim dışım Haçlı Seferi planı oldu. Şimdi Avrupalılar aslında anlamak için şunu yapmadı. İki tane Avrupalı bir araya geldiğinde doğudan da birini buluyorlar. Buradaki Hristiyanlardan birisini, Doğu Kafkaslardan şuradan. Osmanlı'yı nasıl parçalarız? Yani bu Sykes-Picot bu tür anlaşmalardan birisi. Tabii şimdi canım. Devamlı plan yapılmış. Bakın en ilginç taraf şu. Avrupa'nın ne kadar deve dişi gibi düşünürü varsa Bacon, Erasmus, Leibniz, Luther hepsinin Luther. Türklerle ilgili bir planı vardır. Bunlar bir de somut planlar. Şöyle diyor. İşte diyor biz buradan diyor İsviçre şu şey Papa şu kadar gemi çıkarsın. Şu kadar İsviçreli asker olsun. Şu kadar bilmem ne olsun. Doğu'da işte doğudaki Hristiyan halklardan şu konular gelsin. Mesela Mısır isyan ettirelim. Adaları işgal edelim. İşte yukarıdan şu yürüsün. Çok ciddi planlar yapmışlardır. Mesela ben o kitabı ilk başta öğrenciyken komplo kitabı zannetmiştim. Sonra bir okudum ki çok ciddi bir tarih kitabı. Sonra Halil Hoca'ya sordum. Çok önemli bir kitaptır demişti rahmetli Halil Hoca. Hepsini yaptılar dedik ya. Tabii. Ya şöyle. Tabii o adam 10 milyon kilometre karelik bir imparatorluğu 250 bine kadar indirdi. Milli mücadele olmasa o da olmayacak. Tabii. Ama göbekleri çattır. Öyle kolay bir şey değil bu yani. İyi güzel de bizim hiç mi suçumuz yok? Bu olmaz mı ya? Yani. Bizim ya zaafımız. Şöyle bu kitapta zaten önemli söylediğimiz şeylerden birisi. Yani Osmanlı'nın zaaflarından fark ediyor. Bugün yeni bir moda çıktı birkaç senedir. Batı şunu yapmak istiyor. Emperyalistler şunu yaptılar bize. İngiliz bunu yaptı. Yahudi şunu yaptı. Bilmem kim şunu. Ya biz bu kadar aptal mıyız? Her gelen tepemize binecek bilmem neyecek. Bizim de hatamız var. Ama işte şey yapmıyoruz ama şartlılık. İşte hatanı kabullenmektense başkasını suçlamak daha kolay. Tabii. Ondan. Dış güçler, egemen güçler, işte onlar, siyonistler. İşte o da şark zihniyetidir. Şartlılık o da şartlılık. Ya ben nerede hata yaptım da bunlar benim üstüme geldiler düşüncesi yok. Türkiye'de tarih derslerinde bozgunlar öğretilmez. Zaferler, şanlı tarihimiz şu bu. Ya bozgunları anlatamıyoruz. Niye? Ya şöyle tabii burada imparatorluğun parçalanmaması mümkün değil. Her imparatorluk parçalanmış. Avusturya Macaristan devasa bir imparatorluktu. Bizden çok Rusya parçalandı. Ama burada problem şu. Yapılan askeri ve idari hatalar sonucunda biz paramparça olduk. Yani benim en çok üzerinde durduğum kitap da bu. Yani biz 10 yılda, daha önceden de var ama son 10 yılda yani 5 milyon kilometre karelik ülke 20'de 1'e düştü. Şimdi burada Murat'ın dediği gibi kendi hatalarımız yok mu? Var. Şimdi daha planlı programlı gidebilir miyiz? Gidebilirdik. Ama bir de tabii biraz önce ne dedik? Enver Paşa vefat ettiğinde şehit düştüğünde 41 yaşındı. İttihatçıların mesela önemli bir şeyi şu. İttihatçılar topluma yeni bir ruh verdiler. Mesela 2. Abdülhamit iyi bir yöneticiydi ama toplumda böyle bir dinamizm sağlayamadıydı.
İddiatçılar topluma bir dinamizm verdiler. Fakat yapılan hatalar, mesela hayaller. Onu Şevki Süreyya çok güzel yazar. Evet. Çok güzel anlatır. Tabii. Yani yepyeni bir hayal verdiler bize diyor. Ya cepheye o üniversite okuyan çocuklar, lise okuyan çocuklar koşa koşa gittiler. Koşa koşa. Ama şimdi bu şu var. Siz bu insanları ülkenin kalkınmasında da faydalanabilirdiniz. Tamam, savaşılması gerektiği zaman savaşılır. Şimdi mesela bu tartışılıyor. Tabii o Birinci Dünya Savaşı'na girsem mi girmesem mi? Şimdi daha ölçülü gidebilirsin. O dönemde mesela bugünden baktığımızda görüyoruz tabii. Bir eldekini muhafaza edebilmen lazım küçülerek. Bu eldekini büyütme peşindeler. Yani biraz daha şey yapalım. Yani ben Birinci Dünya Harbi ile ilgili çok orijinal belge gördüm. Hı. Yani çoğu yayınlanmamış belgelerde. En büyük şey bence nedir biliyor musun? Sazanov korkusu var. Tabii Rus. Rus Hariciye Nazırı. Rusların Dışişleri Bakanı. Ama bizimkiler haklıymış. Çünkü bu Sovyetlerin yıkılmasından sonra arşivi açtılar çağda karşı biliyorum. Tabii. Adamlar özellikle Nikolay'la, ki eblek bir heriftir Rusçarı. Ve ama mesela kafası buna basmış, boğazları nasıl işgal edeceklerine dair gizli ve çok ciddi askeri toplantılar yapılmıştır. Ama bizimkiler bunlardan haberdar. Ya şöyle bir de tabii. Ama tedbir alamıyorlar. Son 200 ama yılda işte korku var. En fazla aleyhimize büyüyen devlet Rusya. Rusya. Ama işte yani ondan korkuyorlar. Tabii bir de çare aranıyor. Bazen de şimdi Balkanların kaybedilmesi çok ciddi bir travma yapıyor. Asıl çünkü dramatik şey oldu. İddiatçılar yönetime gelirken ki gayesi şu Abdülhamit Makedonya'yı satacak. Reval'de paylaştı. Verecek. Lan Makedonya'yı bırak. Edirne bile gitmiş 1. Balkan Savaşı'nda. Edirne ve Kırklareli'ni de kaybediyoruz. Tekirdağ kalıyor sadece elimizde. Enver Paşa 2. Balkan Savaşı'nda Edirne ve Kırklareli'ni kurtarıyor. Tabii. Batı Trakya maalesef kurtarılamıyor. Tabii orada önemli şeylerden birisi Balkan Savaşı çok ciddi bir travma yapmış. Bir, Osmanlı kimliğinin tutmadığı görülüyor. Ya o anavatan gitmiş. Tabii. Osmanlı anavatanı Balkanlar da gitmiş. Rumeli Türklüğe gitmiş. Şey diyor Anadolu ki, değildir. Pol Wittek varlık gayesini kaybetti Osmanlı diyor. Yani Osmanlı'nın diyor varlık gayesi Rumeli'ydi. Rumeli'yi kaybetti diyor. Bir de iddiaçların çoğu Rumeli Türk. Yani kimisi Kilili, kimisi işte Prizrenli, kimisi Ohrili, kimisi başka bir şehirden. Aynen. Tabii o ciddi bir travma yaratmış. Bir çıkış arıyorlar. Yani mesela sen Enver Paşa'nın mesela sonucunda şehit olması hakkında ne düşünüyorsun orada mesela? İntihar. Yok. Mitral gözünün önüne gidiyor. İntihar. Yani şahsi şeyler de var içerisinde. Hı. Ama bilinçli gidiyor. Zannetmiyor bilinçli gittiğini. Yani birisi kalkıp da elle kılıçla mitral gözünün üstüne gitmez. Psikolojik sebepler olabilir. Yani burada ama bence intihar. Yani psikolojik sebeplerle olabilir ama intihar ediyor. Ya çıkış bulamıyor. Yani, peki Burak'ın sen... Enver Paşa dindardır. Hı hı. Hayatında mesela ağzına alkol almamıştır, bilmez tadını. Ve cephede bile, Orta Asya'da yani o mücadele yıllarında bile namazını hiç yapmamıştır. Çok enteresan. O tarafı pek bilinmez Enver Paşa'nın. Ama ve dolayısıyla bu zihniyetteki bir insan intihar etmez. Belki şehit düşmek istiyor. Oğlum o intihardır oğlum o. Büyük günahtır. Yok öyle bir şey olmaz. Hı. Ama farkında olmuyor. Bazı şeylerin farkında değildi diyebiliriz. Hı. Tahmin ama bu da. Ki ben tahmin pek sevmem bu işlerde. Bazı izleyiciler senin bu şeyle ilgili, biz şarkı yazıyla ilgili şöyle bir şey yazmışlar şimdi gördüm. Diyorlar ki Petro'ya kadar Rus da şarklıydı. Ama sen Petersburg'a başkenti taşıyıp batılılaşmamızı başlattılar ve bugün artık batılı görülüyorlar. Kim diyor batılı diyor? Ruslar hala çaktı. Hala çaktı. Yani birisi söylüyor yani. Oğlum Rus hala efendim Bizans diye şey yapıyoruz. Ya Bizans şarktır. Edebiyatı, müziği, sosyal hayatı her şeyle şarktır. Doğudur yani şarktır. Ruslar şarktır. Biz bu utanılacak bir şey değil ki. Yani bizde... Yani sanayileşme, teknolojiye sahip olmak ayrı bir şey. Batılılaşmak ayrı bir şey yani. Japonya da şarktır. Japonya işte Çin de şarktır. Ha, Aran'ın dediği gibi teknolojisi bilmem ne olmaz şey yapar, olur. Başka bir şey, güçlü bir şarklı olur ama veyahut bizim geçmişteki dönemimiz gibi şimdi biraz başladı bizde de gene. Ama biz şarkız, bu ayıp bir şey değil ki. Biz, tuhaf olan nedir biliyor musun? Biz kendimizden utanıyoruz. Şarklıyız kardeşim biz. Bizim genimiz, davranışımız, adetimiz, siyasetimiz, her şeyimiz şarklıdır. Efendim,
Türkiye Batı demokrasilerine dönecek mi? Dönmez kardeşim, çünkü şarkız. Şarkta Batı demokrasi olmaz. Bunlar ayıp bir şey değil ki ve hemen hurra şey yapıyorlar işte, nasıl böyle derde bilmem ne, vay bu şarkılık şarklıyız biz. Yani kendimizi mi reddedeceğiz? Rusya gardlı falan değil de şarklıdır. Bugün Putin idaresi öyle bir yönetim, Batı'da hangi demokrasi de var? Şark olduğu için öyle. Şarklıyız biz. Hiç kimse bundan alınmasın. Yani neslimizi, soyumuzu falan inkar etmemize gerek yok. Şarklıyız biz. Ve gardlı olamayız. 200 küsur senedir, ta 3. Selim falan değil, 3. Mustafa'dan bu yana hatta deniyoruz. Olamadık. Olamayız. Genimizde yoktur o. Ya dediğim işte gibi şey coğrafya aynı, kaderimiz yani, değildir. Yani öyle bir söz yoktur ama gen kaderdir. Onu değiştiremezsiniz. Yani sanayileşmek, teknoloji üretmek ayrı sadece, bir şey. Sadece o başka bir şey. Ama o tabii şöyle. Davranış, birbirinin gözünü oymak, tabii, şey yapmak. Bunlar işte tartışılmış. Aslında Osmanlı'nın son döneminde mesela şeyi tartışıyor kartlar. Batı'nın her şeyini mi alacağız? Batı'nın bir kısmını mı alacağız? Tabii mesele şu. Şimdi Japonya çok iyi bir teknolojik gelişme sağladı ama Japonya biz mesela bu kimono giyip çay içmelerini kendi kültürlerine bağlı zannediyor. Japonya'da çok ciddi bir kültüre kırılma var. Tabii çok ciddi bir Hristiyanlaşma var. Tabii. Hatta onda 20. yüzyılın başlarında Japon milliyetçi yazarlar intihar ettiler. Japon Japon olmaktan çıktı diye. Çünkü o Batı kültürünün karşısında duramadı. Biz şimdi kısmen duruyoruz o imparatorluk geleneğinden vesaireden. Bize de duramıyoruz şeyleri var. Bitti. Yok yok, o bitti. Şey değil. Sana söyleyeyim mi? Twitter'daki mesaj Türkçesi, o sosyal medyadaki şeyler tamamen bittiğini gösteriyor. O ayrı bir şey ama. Bu ayrı bir kültür. Bittiğini gösteriyor. O ayrı bir kültür. Türde. Sadece bu değil. Yani o ayrı bir kültür. Her şeyde bittiğini gösteriyor. Ondan Avrupa'daki ülkeler de, Fransızlar da dert, herkes dert. Ama bunun sebebi ezikliktir. Şarklı olmaktan niye eziklik duyuyorsun, hissediyorsun? Yani kalkındır kendini yapabiliyorsan. Ama hayale de dalmayalım. Biz özgürlükçü, demokrat, Avrupa ayağında öyle bir şey olamayız. Şarkız biz. Ya sen bunu ne manada kullanıyorsun? Her manada söylüyorum. Saklamam ben lafımı, biliyorsun. Hayır hayır. Yani bunu şöyle, kendi kimliğini deklare etmek ayrı bir şey. Bunu olumsuz manada mı kullanıyorsun, yoksa yani bizim yapımız budur kardeşim. Biz buyuz diyorum, niye olumsuz kullanayım? Yani şarka, ben şarka küfretmem. Niye şarkı? Ben sana katılmıyorum yani. Efendim? Ben sana katılmıyorum. Gaplı mısın? Parisyen misin? Paris misin? Türkiye ile ilgili söyle mesela. Japonya bence şark değildir. Nedir? Gap mıdır? Japonya, Japonya'dır. Başka bir şey yok. Şarktır. Şarktır. Coğrafi olarak şarkı doğuda oluyor olması. Çin şark olabilir. Japonya bence değildir mesela. Çin, ne farkı var? Çin çok mu geri Japonya'da? Başka kültür. Başka kültür. Fatih, 5000 senelik bir kültürden bahsediyorsun. Ben kültür yok dedim, başka bir kültür dedim sana. Ama yani şarklıdır. Japonya da şarklıdır. Biz de şarkız. Yani Erhan şey diyor, yani utanarak mı? Tam tersine. Ya şey söylüyorum, bunu unutmamamız gerekiyor diyor. Unuttuğumuz için, şarklı olduğumuzu unuttuğumuz için, bazı hayallere daldığımız için bu biz doğru. Avrupalılaştık yani bilmem ne, bu hale geldik. Yani şimdi bizim yapmamız gereken ne? Üretim. Yani her alanda üretim. Bu tarımda üretim, sanayide üretim, başka alanlarda üretim, bilgi üretim. Her alan, her şey. Ama yani üretmek kimliğini ayrı bir şey, batılı olmak ayrı bir iş. Şey. Yani o şey olamıyorsun. Yani o onun ayrı bir yapısı var, ayrı bir kültürel geni var. Tarihi bir geleneği var. Kendi dini var bir kere. Dini var. Dini var. Yani o şimdi mesela ama Rusya'da Hristiyanlığa baktığın zaman dini var dediği zaman Rusya şarklı zaten. Ama işte Bizans dedi ya biraz önce. Mesela Bizans şark. Roma, Doğu Roma'dır ama şarklıdır. Bizans yani şarklı. Batı Roma'dan... Yunan. Efendim? Yunan. Gart'tır. Batıdır. Bizden sonrası Batıdır. Yunan Batıdır. Ha. Bizans yani din olarak ki şark dinidir. Yani mesela gen dediğin zaman Almanlar Rusya'dan gitmiş. Tam Rusya'dan gitmemiş. Hayır. Ukrayna steplerinden gidiyorlar. Ama şey var bak, ben sana açık bir şey söyleyeyim. Tarih kitabının birinde diyor ki 16. yüzyıl kitabı. Alman çocuklar diyor annelerinin karnında disiplini öğrenirler. Evet. Bak kaç yüzyıldır değişmedi. Ama burada tabii şu anda şu oldu bu pandemiyle birlikte. Batı sistemlerinde ciddi sallanmalar oldu. Yani bak en son sana da attım galiba. Bir rapor yayınladı Almanlar. Meslek eğitimi çöküyor diyorlar. Ya düşün, evet. Meslek eğitiminin piri bunlardır. Avusturya'ya örnek alalım diyorlar. Sistemler tabii bizim şöyle bir şeyimiz var. Şerbetimiz var. Devamlı kaos içinde yaşadığımız için çıkış yolunu rahat buluyoruz.
Bunlar bir düzen içerisinde yaşamaya alışkınlar. Bir yerde düzen sarsılınca düzen sarsılır. Ya işte İngiltere'deki o benzin krizi vesaire krizi, tedarik krizi. Şoför bulamıyorlar. Şoför bulamıyorlar tabii. Ama mesela bu Türkiye'de de çok ciddi bir problem olacak ileride. Yani ona göre... Zaten şu anda problem. Ara meslek yok. Ara meslek yok tabii. Çırak bulamıyor. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda çok ilginç çalışmaları var. Yani İnşallah. Şöyle söyleyeyim. Ben bu yeni Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bazı konulara çok umutluyum. Bu ara meslek edindirme ile ilgili çok ilginç bir yapı var ve buradan bayağı bir meslek... Allah aşkına dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde herkes üniversite mezunu ya? Hiçbir yerde. Daha çok para kazanır. Hiçbir yerde. Meslek eğitimi. Aynen, meslek eğitimi daha çok para kazanır. Tabii, daha Milli Eğitim Bakanımız bugün tabii. Bugün yani şöyle söyleyeyim mesela. Bugün iyi bir tesisatçının kazandığı parayı iyi bir ortalama bir mühendis kazanamıyor. Tabii canım. Şöyle tabii Milli Eğitim Bakanımız bakan yardımcısıyken meslek eğitiminden sorumluydu. Ciddi şeyler yaptı. Tabii burada mesele şu. Milli Eğitim çok büyük bir yapı. Şimdi bak çok büyük bir şeyi başardı aslında. Hatırlarsın okullar açılırken bir sürü karşı çıkanlar vardı çocuk. Açıldı ve önemli bir faydası oldu. Çok şimdi, burada şimdi bu Milli Eğitim'in yapısı içerisinde genel bir politik oluşturursa bana göre ülkeye yapılmış en büyük hizmettir. Erhan, fakat Bakan Bey arkadaşım yani kaç Milli Eğitim Bakanı geldiyse hepsi bir projeyle geldi. Hepsi de fos çıktı. Yok bu... Onu değiştireceğiz dediler. Bu sahayı biliyor. Bir projeyle gelmedi. Bu bakana kadar, Mahmut Bey'e kadar diyor. Ya şöyle... Orada... Ya kardeşim daha önceki bakanlığa da birçok kişi isim vermiyordum. Evet oldu evet. Her akşam bir proje duyuyorduk dedi. Evet evet. Her gün proje var. Ya şöyle bir iş yani... yapma var. İki algı yönetim var. Şimdi bakan beni özelliği şu yani... ben onu yazdım da. Hayır bu bakan beyi kastetmiyorum. Mahmut Bey'e kadar olan. Yani burada tabii problem şu. Onun önündeki en önemli hadise tek başına insanların yapacağı şey sınırlıdır. Bu Tokatlı konuda... mıdır bakan bey? Tokatlı. Bir ekip oluşturup genel bir politika çizip bunu uzun vadeye yayması lazım. Yoksa bugün yaparsanız bugün kalır. Başka türlü olmaz. Ama bu ciddi olarak biraz önce söylediğiniz gibi yani eğer genel bir politik oluşturamazsak hem bir sürü işsiz gencimiz olacak. Evet. Hem de bir sürü yarın öbür gün Almanya'da olduğu gibi, İngiltere'de olduğu gibi şoför arayacağız. Ara eleman arayacağız. Birçok şeyi bulamayacağız. İngiltere'de nasılmış Fatih? Benzin bitti dedin. Şoför akaryakıt teslimatını yapacak. Tankerlerin şoförü bulamadıkları için bu şeyden sonra... Pandemiden sonra. Brexit'den sonra. Hayır, Brexit'den sonra. Brexit'den yabancılar sonra. Gidince şoför bulamışlar. Lisanslı yeterince o kamyonları kullanmaya lisanslı olan İngiliz vatandaşı olmadığı için akaryakıt var, petrol var ama dağıtamıyorlar. Dağıtamadıkları için de sanki yokmuş gibi bir hava çıkıyor ortaya. Tabii bir de lisans arıyor. Sen bunlara basın. Ya şöyle olmuyor mesela. Ya benzin yok, akaryakıt yok, kamyon sürmeyi bilen herkes gelsin demiyor. Ona tanker lisansı olanı arıyorlar bir de. Tabii yok ellerinde. İşte biz çözeriz. Mesela Türkiye'de olsa bu derler ki işte şu kamyon şoförleri, hafriyatçılar gelsin derler. Tabii canım. Benzin büyük anada dağılır. Evet. Belki bir iki kere tankerler patlar çatlar ama evet. Şey olmaz yani. Işte olmaz. Gibi. İşte o şarktan, şarklılıktan. O... Devamlı çığır, kalk. Şark diye patlayacak falan. Patlar. Hepsi şarklılıkta bunlar. Ben sana katılmıyorum kardeşim. Japonya şark mark falan. Efendim siz Parisyensiniz. Dünya, ben Japon muyum? Hayır Paris'tesin diyorum. Conte Paris. Tabii Conte Paris'im de yakın dostumdur senin. Conte Paris olan sensin ben öldü. Değilim. Öldü. Öldü rahmetli. Nur içinde yatsın. Vefat etti. Toprağı bulsun. Oğlu oldu da oğlu. Ama yani Dük de Oman. Dük de Oman. Japon, ya sen bak yani... dünyayı sabit zannediyorsun. Ülkeler değişiyorlar, gelişiyorlar. Fatih'ciğim ülkeden bahsetmiyorum, genden bahsediyorum. Biz şarklıyız. Ya ben bizden bahsediyorum. Bak, söylediğin şarkın... her şey doğru değil, ondan bahsediyorum. Değişmez. Japonya değişti işte kardeşim. Eski yani 200 Japonya Japonlar eski Japonlar değil ama. Başla, yani teknoloji başla. Olarak oldu ama bir dakika. Şey değil. Bak. Meiji sonrasıdır. Hayır. Ya şöyle düşünelim. Evet. Şimdi biz Tanzimat'ı yapıyoruz. Japonlar da 5-10 sene sonra Meiji devrimi yapıyor. Meiji yapıyor evet. Meiji'yi yapıyorlar. Şimdi tabii Japonların şöyle bir avantajı var. Japonlar Ruslarla 1905 savaşı dışında bir savaş yaşamadılar. Yok. İki, Avrupa'ya evet. Biz de öğrenci gönderdik, Japonlar da öğrenci gönderdik. Biz de devlet gönderdi. Onlar da şirketler gönderdi. Evet. Şimdi Japonya'da Mitsubishi gibi birkaç asıllık şirketler var. Güney Kore. Bunlar şeyler. Onlar da birkaç asıllık değil şirketler. Onlardaki şirketler yeni. Kore'nin tarihi çok daha şey. Tabii bir de bunlarda kolektif çalışma var. Ama ben şunu gördüm Kore'ye ve Çin'e gittiğimde. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani bir insanın hayatı boyunca devamlı olarak başarılı olma fikriyle güdülenip
bunu robot gibi devam ettirmesi mümkün değil. Bu yüzden şu anda da Çin öyle. Ben de şunu gördüm. Şu anda da Çin öyle devam ediyor. Tabii Çin'de de öyle. Şimdi Çin daha yeni. O yüzden bu ülkelerde intiharlar fazla. Çünkü hayatı boyunca her şeyde başarılı olmaya şey yapılmış. Hayır, şimdi Erhan'cığım intihar eden milyonda kaçıdır? Hayır hayır. O ama mutsuz bak ben Kore'de metroda dolaştım bayağı. Ya insanların yüzünden mutluluk yok. Yani yok, şimdi burada robotlaşmış vaziyette. Tabii mutluluk yok. Çünkü bak o stresi şimdi bak, tabii çok şeyde... çalışkanlar bak çok çalışkanlar. Ama bu özellikle bu sosyal medya çağında sürdürülebilir bir şey değil. Bir yerde durur bu. Erhan. Kore'de ben değil. O mutluluk şeyine özellikle baktım. Hı. Şimdi Kore dünyada sayılı şeydir. Ne derler o krem şey falan. Hı hı. Güzellik müstahsarları. Müstahsar. Yani Türkçe'de neydi onun şey, bir şey deniyor şimdi. Makyaj malzemesi. Yani, makyaj ve bakım malzemesi. Da, bakım malzemesi gibi yani. Cilt. Yani şeyler. Kremler o, şunlar bunlar. Evet sen o mağazada hiç gittin mi? Ben görmek için girdim. Hmm. O da kullanıyor ya güzellik olarak. İçeride makyaj yapan sendin biraz önce. 12-13 yaşında kız öyle rüyada gibi alıyor sürüyor ve en çok kullanan o yaştakilermiş. Yani mutsuz insan bunu yapmaz. Hayır. Abi suratında gülümsem olur. Ya gülüm. Yani Japon o... gülmüyor mu Allah aşkına? Hayır hayır. O şimdi bir Türkiye'de... Tavrından belli olur. Türkiye'de, bir neşe diye bir şey vardır. Türkiye'de bir metroya bin. Bir de farklı bir ülkede bin. Yani orada insanların karakterlerini de görebilirsin. Ya mesela şu. Son yıllarda yüzler yani orada Türkiye'de son zamanlarda yüzler biraz asık bu. Ekonomi ya insanları. O son aylarda olan bir şey ama. Yok ekonominin çok etkisi var. Mesela Orta Doğu'da ben her yeri gezdim. Orta Doğu'da her yerde yaşadım neredeyse. Yaşadım gibi sayılır. Yani en neşeli, rahat, gamsız millet Mısır'da. Mısır'da evet. Ha, Araplar bizden daha rahat. Ay, Mısır Araplar doğru. Değil. Yok yok. Bir dakika Suudi'de her Sudan'ın hiç değildi. Sudan'ın hiç değildi. Suriye'de öyle mesela. Şey ama Suriye'de öyleydi. Mısırlı bitti. Suratlar asıldı şu anda. Bak Suriye'de ben 2005'te gittiğimde ya ne kadar mutlu insanlardı. Yani aslında fakirdiler. Ama sen Suriye'nin neresine gittin? Şam'a. Yok Şam'a gitmedim sen. Halep. Şam, Halep. O şey, Laski, o bölgelere gezdim. Şehitler. Bir de aşağıda. Rahat. Keyifliydi. Akşamları, nargileleri atıp efendim, açık havaya yayılıp gır gır yapıyorlardı, müzik dinliyorlardı. Strese girmiyor. Mesela strese şimdi biz sınır kapısında bekliyoruz. Kapıda kuyruk olmuş. Orada Arap görevli tekel böyle. Tek parmakla yazıyor. Arkada kuyruk olmuş gitmiş hiç umurunda değil. Ama yani şeydiler, mutlu insanlardı. Yani o tabii kendi işlerindeki yetiyordu o şeylerine. Tabii devlet düzeni ortadan biz kalkınca ayrı mutsuzuz. Bir hale geldi. Şu anda mutsuzuz. Ama hiç kimse alınmasın. Ben sen nereden çıkarttın ki onu ne maksatla söylüyorsun diye. Neyi? Şart meselesi. Hayır hayır onu senin benim aç diye söyledim. Benim anladığım şu. Aslında kimliğini kabul et diyorsun kardeşim. Vallahi ben de Murat'a katılmıyorum. Şöyle söyleyeyim. Genetik diyor ya işte. İtalyanlarla Fransızlar aynı gen mi? Ya da işte Almanlarla İngilizler aynı gen mi? Avrupalı. Ya yapma ya. Şimdi, bacım dilleri. Akdeniz diye başka bir topluluk var. Bütün genler birbirine karışmış. Bizde Türk geni ne kadar kalmış belli değil. Bizim fazla kimle karışmış? Bak sen de %99'un üstündedir. Bizim geni, kimle karışmış tabii. Bizim kimle karışmış? Sen kabul edebilirsin. Hayır, MHP'ye girer bakayım. Yok yani Allah aşkına gerçeği söylemenin siyasi bir partiyle ne ilgisi var? Şaka yapıyorum ya. Sen, şöyle, evet, tepkine... Ama sen bir dakika sen şey şartlı olamazsın sen diyorum ya. Duc de Paris, Duc de Van. Duc de Van. Van Duc'u demek efendim. Mesela Duc de Van olmakla ilgili değil. Duc de Van, Van Prince. Programlar da bazen kızıp bağırıp çağırıyor ya. Bir batılı bunu yapar mı? Batılı ne hayatta yapar? Hayatta yapar. Sen batılı. Şimdi bak, sana başka bir şey söylüyorum. Başladı kızmaya. Bak işte şarkılaşıyor. Birazdan reklam arası verir, seni şöyle döveceğim. Şarkılaşıyor işte. Evet. Erhan da beraber döveceğiz. Yıllar intikamını alacağız. Yok Erhan benim şeyim benim gibi düşünür. Hayır ama şey... İşte ben batılıyım diyor sonra da gire şarkı hayır, tarafı çıkıyor. Ben çıkıyor. Batılıyım falan filan demiyorum. Ben şarklı olduğumu kabul ediyorum da. Mesele şu sen batıyı tek bir gen havuzundan böyle bir... Ya öyle bir şey efendim öyle bir şey demiyorum. Kültür dersen anlarım. Kültür farklı bir kültür. Ama genin de etki... Efendim bak batı geninden bahsetmedim ben. Nüansları şey yapmayalım. Türk geninden bahsettim. Buranın geninden. Sana bundan sonra Nesrin Topal diyeceğim. Hepsi öyle değil. Hepsi öyle değil. Nesrin Hanım hoş geldiniz. Ama yılbaşı programı yapıyoruz. Yani biz şarklıyız. Utanmayalım bundan. Demokrasi bilmem ne hayaldir bizde kardeşim. Bunu açık açık düşünmek söylemek lazım. Demokrasi düşmanı aynı zamanda. Demokrasi düşmanı değil ya. Yani şeyle gitme sen de. Hayaldir. 250 senedir yani olmamış. Yani hiç alacak kılıf adı. Olmamış. Olmamış yani. Nasıl olmamış? Olur yani. Tabii. O şarkıyı bilir misin? Ben sana bir şey söyleyeyim.
Türkiye'deki demokrasi anlayışı o kadar gelişmiş bir tabii, demokrasi anlayışına tabii, doğru ilerliyor tabii. ki aklın bile almaz. Ne güzeldi o şarkı, hayal deryasına ben bazı bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü. Ya bak seçim veyahut hayal içinde akıp geçti. Saygıda Türkiye giderek çok önemli hamleler yaptı. Neden? Bütün son 100 yıllık tarihi boyunca. Yani seçim, ne olursa olsun diyor, seçimin sonucu saygı kabul ediliyor diyor. Seçim sonuçlarına saygı var bu ülkede. Bu demokrasinin önemli unsurlarından bir tanesi. Evet, çünkü kazanana saygı duyuyoruz biz. Ama bu şeydir bak, bizde seçim tarihimiz çok eski. Tanzimat döneminde evet. vilayet meclisleri seçimiyle başlıyorlar. Yavaş yavaş bir seçim geçiyor. Ama seçim bir hatta seçim. İlginç olan şey, meşrutiyette meclisler seçildi, taştadakiler diyor kardeşim, daha siz diyor yeni seçimle tanıştınız. Biz diyor seçimi 50 senedir seçiyoruz. Muhtar seçiyoruz, öbürünü seçiyoruz vesaire. Tabii o bir kültür oluşturuyor. Ama bizde maalesef şu var. Bu darbeler kesintiye uğratmasaydı daha sağlıklı bir demokrasi. O da gelenek. Darbeler tarihini sen yazdın. Ya gelenek değil o. Batı'da da olur o. Batı'da da olur. Ama sende daha fazla oluyor. Ya şimdi bak. O şeyi ayrı. Bak sana ben cevap veriyorum. Erhan Cahil. Sen diyorsun işte bize otoriteye boyun falan filan. O boyun İddiat değil. Terakki, o da, git boyun bakayım. Değil. Sadrazamı vurdular. Saygı. Suikastçiler yakalandı. Kim vurdurdu? Hanedana damadını bile astılar. Evet Salih Paşa evet, evet. İşte şark bu. Yani demek ki öyle bir Batı'da boyun eğme falan filan yok yani. Batı'da nasıl yok ya? Batı'da... Evet boyun eğme lafını... Fatih'cim nüansları kaçırma. Boyun eğme demedim. İşte geldim, saygı nüans... dedim. Ha, demedim ki boyun eğme diye. Boyun eğme... Otoriteye tabi olma vardır diyorsun. İşte... Halkı... Ya padişah, onlar... kaç tane padişahını öldürmüş bir toplumdan bahsediyoruz ya. İşte onlar otorite çünkü. Sonra otorite oluyor. 36 padişahın 12'si darbeyle tahttan indirildi, 6'sı evet, öldürüldü. 6'sı öldürüldü. Evet. O, o demek değildir ama. Onu indirene hoş geldin derler. Ama yani... Yapma, indirenlere sonra hepsi, efendim, hepsi, biz, hepsine hepsi devlet dedik amamıştır. Hayır, devlet hiç tanesi, devireni hiçbir temizler. Hiçbir tanesine kar kalmasın. O, ya şu... Efendim Türkiye... Tekrar söyleyeyim sen... Şarklıyız, şarklıdır. Ben şarklı olarak. Şarklıdır. Nereydi bunlar, nereydi, dedesi nereydi? Utanılacak, utanılacak yapmışım. Utanılacak Kuzeyden. Bir şey değildir. Aa, utanılacak bir şey değildir. Bu gerçektir bu. Bir şey demiyoruz zaten. Niye utanılmıyor? Yani ama ben şarkı kabul etmiyorum. Hayır efendim, şarkının şey kuralları şarkı değişmez. Şarkı kabul etmiyorum demiyorum. Sadece biz Batı kültürünün önemli unsurlarına sahip olabilecek bir... Millet. 250 senedir senin, özellikle senin, şarkı. Senin Osmanlı niye gitmiş? Çünkü Balkan, şarktı. Çünkü şarktı. Niye Balkanları vatan edinmiş kendine? Efendim o zaman Anadolu'da Anadolu'yu alacak gücü yoktu da onun için. 50 tane devlet vardı orada. Öbür tarafta alabilirdi Süleyman Şah'tan itibaren ama hiç bu şey bir şey değil. Biz Batılı falan da olamayız. Reklam arası vereyim. Neyse bir reklam arası vereyim. Bu arada senin bir hakkından olamayız. Olamayız. Erhan'la beraber. Şartlı. Erhan'la beraber. Şartlı, şartlı işte. Erhan'la beraber senin bir hakkından geldi. Ama daha şey hemen. Bir anda gitti. Bir anda. İşte benim dediğim bu. Şartlı. Ya sen şey neydi o? Senin bir neydi? Kapaki. Senin bir lafın vardı. Namasta Monikos'ta Kapaki. Söyleyelim mi Türkçesini? Abi söylemeyelim. Kemal Bey Kapaki'yi yaptı. Kim? Kimden beri konu oldu? Kemal ha, neydi o hareket? Nasıl yaptı? Ya mecliste konuşurken lafı vermiş. O Mamasta Monikos'ta Kapaki. Aynen. Onu yapmış. Kemal Bey seyretmiyordu bizi ama. Kültür programı çünkü şey yapmazlar. Onun belki iletirler. O bir Rumca sözdür. Mamasta Monikos'ta Kapaki işareti de budur. Evet. Ve bu bizde maalesef işte bilmem kime gelsin. Kapak olan diye. Kapak olsun. Kapak olsun diye ayıp bulanlar da gelsin diyorlar. Türkçe'de şu şuna gelsin diye bir söz yoktur. Kapak olsun o kötü bir şeye kapak olsun ve başka bir şeye kapak olsun. Yani bu hareket Kemal Bey ayıp. Ama işte bak bunu hiçbir gartlı siyasetçi ya da şartlı siyasetçi. Gartlı siyasetçi neler yapıyor yapma Allah aşkına. Ben böylesini hiç görmedim. Ya, ben sana göstereyim. Sen Boris'in şöyle bir şey yaptığını gördün mü yani? Ya hele Boris'in. Yaptı mı hareket? O da burada gitti. O da buralı. O da buralı. O da şartlı. O da buralı. Ama ne oldu yani? Reklam arası. Reklam arası. Biz devam ederiz burada. İlginç yerden bir tanesi kitapta. Azerbaycan'la olan ilişkiler ve Türkiye'nin, Osmanlı'nın Azerbaycan'a verdiği destek, Azerbaycan'ın Türkiye'den ya da işte iki Türk toplumu birden koparılması. Ya şimdi şöyle tabii, şimdi şöyle düşünelim. Hem Osmanlı'nın son döneminde hem Cumhuriyet'in kurulduktan sonra dünyada bir tane bağımsız devlet var. Yani Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti, İslam dünyasında tek bağımsız devlet. Başka yok. Bak. Şimdi o yüzden bir de tabii burası Türklüğün
İstiklal Harbi'nden sonra diyorsun değil mi? Osmanlı'nın sonunda da öyle. Osmanlı'nın yani sonunda da öyle. Yani milli mücadele kurduktan sonra da Türkiye Cumhuriyeti tek devlet. Tek devlet bağımlı. Hepsi esaret altında. O dönemde tabii Rusya'da esaret altında Azerbaycan, Özbekler, Kazaklar hepsi. Savaşlar sırasında bakın iletişim imkanlarının sınırlı olmasına rağmen mesela Balkan savaşları sırasında Azerbaycan'da çok büyük yardım kampanyaları toplanıyor. Kardeş kömeği diyorlar. Kardeş yardımı. Tagiyev başkanlığında, Tagiyev oranın zenginlerinden birisidir. Gittiğinizde müzelerin evleri falan duruyor. Petrol zenginidir. Başlıyor. Herkes yardım yapıyor. Bakın orada çok acıklı bir hikaye var. Bir gün Bakü'deki Osmanlı yetkilisinin yanına gelen ihtiyar geliyor. Gözleri görmüyor ama diyor ki beyim Balkan Savaşı'na girmişsiniz. Allah sizi muzaffer etsin. Herkes elindeki avucundakini veriyor. Ben diyor gözlerim görmediği 7'de çocuğum olduğu için diyor cami önlerinde diyor para toplayarak geçiniyorum, dileniyorum diyor. En çok para kazandığım gün cuma diyor. Bundan sonra diyor savaş bitene kadar diyor cuma günü bütün kazancımı getirip sana vereceğim diyor. Yani böyle göz yaşartıcı sahneler var Azerbaycan'da o dönemde. Tabii savaşın sonunda, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Rusçalılığın dağılmasından sonra aynı bakın geçen 91'deki hadiseden sonra da aynı oldu. Ermeniler Rus silahlarını aldılar. Azerbaycan'daki Türkleri katletmeye başladılar. Orada bu tarihimizde fazla anlatılmaz önemli bir hareket. Nuri Paşa'nın Kafkas İslam Ordusu harekatı evet. var. Şimdi aslında az bir askeri birlik bile neler yapıyor savaşın sonunda sağlam kalabilseniz. Enver Paşa'nın emriyle Kafkas İslam Ordusu oluşturuluyor. Osmanlı subayları var. Kafkaslardaki değişik milletlerden insanlar var. Azerbaycan Türkleri var. Kafkaslardaki diğer halklar var. Tabii Rusya olmadığı için de düzenli ordu da yok karşınızda. Bakü'ye doğru ilerliyoruz. Karşımıza kim çıkıyor? Almanlar. Almanlar bizim müttefikimiz. Fakat Tiflis'i ele geçirmişler. Onlar da Azerbaycan'daki petrolün peşinde. Yani İslam ordusu da bir yerde petrol tabii, mücadelesi. Voronskova Voronsovka. Orada Voronsovka çatışma çıkıyor. Hatırlıyor musun programda gece 3'te milleti tabii, kütüphane araştırmıştı. Kütüphane araştırmıştı. Yani Voronsovka savaşı. Birinci Dünya Savaşı. Müttefikimizle savaştık. Müttefikine savaşıyorsun. Almanlar esir almıyorlar. Enver Paşa tabii bir taraftan bu Alman İstanbul'daki Alman subaylar harekatı engellemeye çalışıyorlar. Enver Paşa engeller gibi tutup gizli emirlerle Nuri Paşa'ya bir an önce Bakü'ye git diyor. Git diyor. Bakü'ye geliyoruz. Bakü kuşatılıyor. Alttan İngilizler geliyor. Bakın zamana karşı yarış var. Yani Bakü'de Ermeniler hakim olmuş. Türkleri katlediyorlar. İngilizler aşağıdan geliyorlar. İran üstünden. İran işgal etmişler. Ama çünkü benzin lazım. Ya, bak her zaman. Herkese benzin. MTA önemli. Tabi orada kuşatma tam başarıyla sonuçlanacakken mermi bitiyor. Yani aslında mühimmatın ne kadar önemli olduğunu. Nuri Paşa geri çekiliyor. Daha sonra mühimmatını tamamlayıp tekrar Bakü'yü kurtarıyor. Bak bunların olduğu zaman Eylül 1918. Bir ay sonra siz Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayacaksınız. Yani imparatorluğun bittiği bir dönemde. Yani işgal edilmiş her yer. Anadolu'ya kadar gelmişler, Irak'a gelmişler, Suriye'ye gelmişler. O dönemde Osmanlı ordusu Kafkasya'da bir harekat icra ediyor. Ve Bakü kurtarılıyor. Ermeni katliamı durduruluyor. Ermenilerin Türkler üzerindekine. Orada Mondros Ateşkes Anlaşması imzalayınca İngilizler diyor ki Türk subaylar gelsin. Nuri Paşa çok saygı duyulan bir isimdir Azerbaycan'da şu anda. Tabii. Çünkü orada büyük bir katliam önlemiştir. Türk şehitliğine de ben gittim ziyaret ettim iki defa. Yani orada o Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olan Türkler ve Azerbaycan Türkleri yan yana yatıyorlar. Daha sonra 91'den sonra katledilen Türklerin de mezarları var, şehitlikler var. Orada Nuri Paşa İstanbul'dan emir geliyor. Tabii İngiliz baskısı var. Diyor ki çekilip geri gelin. Nuri Paşa da şöyle bir emir veriyor. İsteyen diyor, istediği devletin hizmetine girebilir. Azerbaycan'ın yeni devlet olarak kurulmuş. Bunun üzerine Osmanlı subayları şeye giriyorlar. Azerbaycan devletin hizmetine giriyorlar. Nuri Paşa da. Fakat İngilizler bunu kabul etmiyor. Ama Kasım'ın ortalarına kadar, bakın o da şeyden sonra aynı Fahrettin Paşa gibi, Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasına rağmen Bakü'deki egemenliğini devretmemişlerdir. Ve o dönemde eğer bizim o harekatımız olmasaydı, Bakü'deki Türklük biterdi. Yani orada çünkü ellerinde silahlar var, İngilizler de gelecekler. Azerbaycan'daki Türklüğü bitirecekler. Yani bu aslında şunu gösteriyor. Gücünüzü her yerde harcamayıp belli yerlere teksif edebilirseniz belli başarılar geliyor. Şimdi fakat dert o kadar çok ki günümüzde de aynısı.
gücünüzü belli bir yere teksif edemiyorsunuz. Yani bazen mecbur kalıyorsunuz. Demek ki o zaman ders sayısını azaltmak lazım. Bir de bizim şeyimiz var ama biz bir de duygusalız. Yani şey değiliz, yani Batı daha somut düşünüyor. Bu kalemden karım ne diyor, bu bardaktan karım ne diyor, birini bırakıyor. Siz ikisini de bırakamıyorsunuz. Yani şimdi burada şeylerin... Gitti kalem. Tabii şimdi Yemen mesela. Yok, Yemen, ben bunu okudum. Yemenlerden gitmiş. Kurtarma ihtimaliniz yok. Ama vatan parçası olarak görüyorsunuz. İki, Mekke, Medine. Hakim Yemen'i bırakıp başka bir yere bütün güçlerini toplasan. İngiliz olsa onu yapar ama biz yapamıyoruz. Bir, Yemen'i vatan olarak görüyorsun. Anadolu'daki bir yerden farklı görmüyorsun. İki, aynı zamanda Haremeyn'in kapısı Yemen. Kutsal toprakların kapısı. Yani öyle bir saygı var. Ama Kafkas İslam Ordusu Harekatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında savaşın bittiği bir günlerde bile Kafkaslardaki günümüze kadar devam eden nüfus, etnik, dini kimlikleri oluşturduğu bir harekattır. Son zamanlarda bununla ilgili araştırmalar arttı. Bizim ders kitaplarında yoktu bile. Evet. Yani biz görmedik mesela o dönemlerde. Yani ve Azerbaycan tabii en son Karabağ'da da büyük bir zafer kazandılar. Yaşlıdı da. İşgal edilmiş. Hayır, şimdi başladı falan da çok saçma sapan laflar ediliyor. Mesela Çanakkale'de niye savaştık? İki sene sonra İstanbul işgal edildi. Çüş yani. Ne yapacaktın? Ama onların mesele şu. Çanakkale'de karşınıza bir lider çıktı. Yani Atatürk. Hayır. Ne işe yaradı Çanakkale? Yaradı, diyorlar. Yaradı diyorlar. Diyenler var diyorlar. Ne işe yaradı diyenler yani şöyle, var. O biraz önce dedim ya. Böyle serserler var. Ne işe yaradı? Ya şöyle düşün. Balkan Savaşı'nda bitmiş bir imparatorluk. Psikolojik olarak bitmiş. Görmüş. Şimdi Heyet-i Edebiye diye yazarları toplayan Enver Paşa Çanakkale'ye götürüyor. Diyor ki yazarlar Çanakkale destanını yazsın. Doğru dürüst bir şey çıkmamıştır ama Beşir abinin de, Beşir Ayvazoğlu'nun da bu konuda güzel bir kitabı Akif vardır. Akif'in şiiri yeter. Şimdi burada, yok Akif olayı, Akif gitmiyor ama. Akif gitmemiştir ama. Diyorum. Yoksa Akif'in şiiri Çanakkale'yi anlatan en güzel şeydir. Muazzam bir şey. Orada şiir yayınlandıktan sonra kıyamet kopar. Tabii. Biliyor musun bazı kesimlerde? Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Vay efendim nasıl Bedir Savaşı ile mukayese eder? Yani orada HDD'de bir yazarlar diyor ki, gezdiriyorlar cepheyi falan. Çadıra bir tane yaralı subay geliyor. Yaraları sarılıyor. Tabii doktorlarımız insanüstü çalışmıştır. Yani günümüzde nasıl çalışıyorsa o Çanakkale Savaşı'nda da. Ya bazı hatıralar yayınlandı, o İş Bankası Kültürü yayınlandı falan. Böyle yetişemiyorlar ya. Kol kopuyor, bacak kopuyor. Yani şey gibi yani. O şeydir, Gata'nın temelidir. Tabii yani ardından subayın yaraları sarılıyor, cepheye gidemeyecek durumda. Kalkıp gitmeye kalkıyor. Doktor diyor ki, gidersen ölürsün. Koaksın kan diyor, doktor diyor. Balkan Savaşı'nın utancını bu al kan temizler diyor. Yani Balkan Savaşı'ndaki o psikolojik çökmüşlüğü biz Çanakkale'de, Kutulamare'de ve diğer savaşlarda savaşarak attık. Ya herifler biz çıkıyor, niye savaştık, ne işe yaradı diyorlar. Ya. Ama biz bunu atamasaydık. Yani onlar çatlak. O olmasaydı Kurtuluş Savaşı da olmazdı. Hayır yapamazsın. Çatlak. Yani Erhan, menfaat. Aa, o ayrı. Menfaat. Yani siz Çanakkale'de şunu gördünüz. Balkan Savaşı'nda dört küçük devlete karşı mağlup olan Osmanlı İmparatorluğu, Çanakkale Savaşı'nda dünyanın en büyük güçlerine karşı direnebildi. Aynen. Ama tabii bunun çok acı sonuçları oldu. Yetişmiş insanınızın çoğu cephede şehit düştü. Yok. Ama en azından o milli mücadele ruhunu ve de bir de tabii Atatürk'ün arkasında Çanakkale anafartalar vardır. Yani tabii. Mesela Çanakkale'den ayrılıp Edirne'ye geldiğinde Çanakkale kahramanı hoş geldin, anafartalar kahramanı hoş geldin diye karşılıyorlar. Tabii o büyük bir liderin doğuşuna da sebebi tabii yani veriyor. Çünkü bir karizma oluşturuyor, üzerine bir Kurtuluş Savaşı. Yani şimdi Kurtuluş Savaşı, milli mücadeledeki komutanların çoğu Atatürk'ün daha kıdemlidir. Nedir? Daha kıdemlidir. Yani, hemen hepsi daha kıdemlidir. Yani çoğu daha kıdemlidir ama hepsi arkasında değil. Çanakkale var. Yani o büyük bir başarı. Tabii burada dediğimiz gibi bu zaman zaman maalesef küçümsemeler oluyor, saçma sapan şeyler oluyor. Bu bir kere dökülen şehit kanlarına hakarettir. Hakarettir. Yani Erhan, hemen oradan başka bir yere geçmek istiyorum. Senin söylediğin bir şey aklıma takıldı. Sen programa girerken dedin ki, yani programın ilk bölümünde çok hızlı bir biçimde koca imparatorluk dağıldı dedin. Yani bir baktık yani bir insan ömrüne 10 yıl. Ama kalanlar o. Hayır ama büyük. Bak şöyle düşün. Büyük kaybın o zaman oldu. Yani şöyle düşün. 1909'da 5 milyon kilometre kare. Ne demek 5 milyon kilometre kare? Bugünkü Türkiye'nin 6,5 misli. 1918'de ise 250 metre kare. Tabii. Bugünkü Türkiye yani 20'de 1'e düşmüş. Yani şöyle düşün. İşte o biraz önceki çatlakların söylediği milli mücadele olmasa o Tokat Sivas'tan ibaret bir yer kalıyor. Orada kalmazdı. Kalmaz. Orayı da yok ederlerdi. Kalmaz. Peki şimdi orada sormak istediğim şu sana. Şimdi İlber Hoca
bizim İlber Ortaylı hocamız. Diyor ki imparatorluğun en uzun yüzyılı. Bence son as 19'a diyor. 19. asır için. Sen ise çok hızlı gitti diyorsun. Uzun mu hızlı mı? Şöyle uzun. Şimdi tarih kitaplarını bazen okursunuz mesela. Hiç bitmesini istersiniz. 19. yüzyıl tarihini okuduğunuzda da lan bir an önce bitsin istiyorsunuz. Yani, bak psikolojik olarak da öyle. Yani şimdi ya devamlı bir mağlubiyet. Şimdi mağlubiyet oluyor ardından Müslüman katliamı oluyor, Türk katliamı oluyor. Yani uzunun olma sebebi o. Bitmiyor. Yani. Bitmiyor. Kabustan uyanamıyorsunuz bazen. Şey o. Orada parçalanma hızlı benim dediğim. Şimdi 19. yüzyıl uzun bir yüzyıl. Yani dediğim gibi. Bitmek bilmeyen. Sıcak sobayı tutmak gibi yani. Tabii göreceğini o şey olarak oluyor. Ama aslında bu açıdan önemli. Yani kitapta da onun üzerinde durduk. Biz bu imparatorluk parçalanacaktı. Önlemek mümkün değildi. Bütün imparatorluk. Hepsi ancak bu kadar basit askeri ve idari hatalar yapılmasaydı daha sağlıklı, daha büyük bir devletimiz olurdu. Şimdi bir de şöyle düşün. İmparatorluk parçalandı. Cumhuriyeti kuranlar da büyük bir travma meydana geldi. Şimdi düşün. Çoğunun doğduğu yer elinde değil. Yani hemen hemen hepsi. Tabii o parçalanma korkusu hepsinde oldu. Bazen hamle yapacakları zaman da yapamadılar o yüzden. Çünkü başlarına büyük bir felaket gelmiş ya. Düşünün. Atatürk doğduğunda yani imparatorluğun sınırlarına bakın. Cumhuriyet kurulduğunda bakın. Ve burada da insan üstünde çalışılmış, yüz binlerce şehit verilmiş, gayret edilmiş, cepheden cepheye koşulmuş. Ama bazen ne oluyor? Kalkıyor mesela bir tane birisi geliyor, bir yerde bir reform yapacağım diyor. Toprak giriyor yerine. Mesela Arnavutluk'ta öyle hatalar var. Basit şeyler vardır. Mesela 1911'de hatırlıyorsun. Kosova'ya gidiyor Sultan Reşat. Kosova'da Arnavutların ayrılıkçı hareketleri var. Halife olarak gidiyor. 100.000 kişiyi Kosova sahrasında topluyorlar. Bir namaz kılınıyor. Sultanın konuşmasını sadrazam okuyor. Arnavutça mütercim Arnavutça bilmiyor. Yani şimdi böyle basit. Arnavutça mütercim diye götürdükler adam Arnavutça bilmiyormuş. İyi bilmiyormuş yani. Tercüme edemiyor. Yalnız Sultan Reşat o gezide itiraçlılar götürmüşlerdir. Nereye gittiyse ertesinde hiçbiri yok edilmiş. Hiçbiri yok. Şey çünkü, ayağı sağlanmış. Aslında biliyorlar. Yani o toprakların nereden gideceğini bildikleri için gidiyorlar. Yani şey şu. Bizim Osmanlı'nın son dönemini ve Cumhuriyet tarihi anahtarıyla belli ölçüde bilmemiz lazım. Özellikle yönetici makamında olanlar, idareci olanlar, siyasetçiler. Ona göre politikanızı çizebilirsiniz. Yani Yunanistan'a baktığınız zaman sadece 10 milyondan oluşan bir devlet olarak değil, Avrupa'nın çımarık çocuğu olarak görürsünüz. Yarın öbür gün şunu görürsünüz. Mesela Osmanlı'da, biz bunu daha önce çok söyledik ettik programlarda da. Devleti ayakta tutmak için yapılmış bir sürü formüller var. Osmanlıcılık var, İslamcılık var, Türkçülük var, Kapçılık var. Bunların hangisi ne şekilde neticelenmiş? Bunları bilmemiz lazım. Ama bana göre bizim biraz, tabii bu olur mu olmaz mı, fikri bir şeyler üretmemiz lazım. Yani üretim olması lazım ama fikir de üretmemiz lazım. Yani ya, üniversite hocası fikir üretmek için çok özgür bir ortam lazım. O özgür ortamı sağlamak lazım aslında. Fikir özgürlüğü lazım. Türkiye'de fikir özgürlüğü var aslında. Var. Ama hakaret olarak var. Evet, herkes birbirine hakaret ediyor. Evet, hakaret olarak. Herkes birbirine hakaret ediyor. Ama orada bak var. Bu muhalefet iktidar falan değil. Herkes birbirine hakaret ediyor. Doğru söylüyorsun. Muhalefet lideri anayeli de muhalefet lideri ama aslında bu ne diyor yani? Sen yani, bir yazı yazacaktın. Ha sen şey vardı ya hakikaten. O en son ona girerim. Dün de dehşet içerisinde kaldım. Çok kısa söyleyeyim. Yarın yazacağım. Müzayede yapıldığı vakit. Mezat şirket, müzayede şirketleri. Kataloğu Kültür Bakanlığı gelir, denetler. Evet. Dün tesadüfen bir yere gittim. Müzayede öncesi bir müzayede şirketine. Çünkü uç vardı, şey ucu. Hattat derler, eski çelik uç. Cumhuriyet'in ilk döneminde yapılan. Ben çünkü notayı yıllardır onunla yazdım. Evet. Başka şeyle alışamadım. Hokka bir özel bir mektup, güzel bir mektup yazacağım vakit Hokka ile onunla yazarım. Elim alıştı ve yaşı var bende ama biraz daha alayım dedim. Ben katalogda gördüm. Çıkmadı, istediğim bir numara çıktı. Ben iki numara istedim. Neyse. Orada şey konuşuluyordu. Hatta Erhan'ın talebeleriymiş. Bir tanesi bir hanım. Önce söyleyeyim, o çocukların kabahatleri yok. Yönetimin hatasıdır bu. Sistemin hatasıdır. Bir sayfa satılıyor. Hattat'ın imzası var. Bu dediler satılamaz. Niye? Kur'an sayfasının satışı yasaktı dedi. Hı. Öyle bir yasak yok. Yok öyle bir yasak. Ki öyle bir yasak olsa eksik Kur'an'lar toplanmaz. Aynen. Tamamlanmaz. Hı. Yoktur öyle bir yasak. Dinliyorum ama kulak misafiri oluyorum. Satamazsınız falan satıştan çektirdiler. Zabıt falan tutup. Sonra merak ettim. Ne buna bakanlığın temsilcisi olarak oradalar.
Üç müzeden, müzelerden giderler. Ayasofya, İslam eserleri bir müze daha. Ama tekrar söyleyeyim yani üç hanım... Ayasofya müze değil artık, gitti o tarafa. İşte müzesi Ayasofya'dan gelmişler. Yani o çocukların, hanımlarınızın kabahati yok. Bakanlığın kabahatidir bu. Veya sistemin. Yönetmeliği işletmek istiyorlar. Baktım, yasaktı bu Kur'an sayfası satamazsın dedikleri. Kur'an sayfası. Alakası yok. Ebu Hureyre hakkında bir metin, yanında da bir hadis yazılı. Sordum, hanımefendi okuyor musunuz siz bunu dedim. Hayır dediler. Okumadığınız şeye nasıl fikir verirsiniz? Biz öyle bir şey yaptık. Şimdi, sonra Coşkun'u aradım. Coşkun Yılmaz'ı, kültür müdürü arkadaşımız. Yahu dedim, senin gönderdiğin adamlar yazı yok yemiyorlar. Ben göndermedim dedi. Ama dedi, çok acı bir şey söyledi. Eleman yok dedi. Yani bugün teftiş yapanlar... Mezat salonlarındaki eski eserleri şey yapanlar, Osmanlıca, Arapça, Farsça. Bu idari bir hata mı? Yazı okuyamıyorlar ama yok yapan. Ama bu ne sonuç doğurur? Sotheby's'de bilmem ne de şakır şakır satılır şeyler. Bilmediğiniz konuda hele engellemeye kalkarsanız. Yıllar önce çok kısa bir şey söyleyeyim. Nesişah Sultan rahmetli kayıtlı koleksiyonerdi. Evet. Ama Bizans bilmem ne toprak altı. Eve geldiler teftişe, tesadüf bugün çaydayız orada. Ve bu müze şeyleri, eski müzecilerin çoğu solcuydu. Koleksiyoneri hırsız görürler. Bir korun koleksiyoner. Efendim dedi, işte baklar falan, bu fermanı buraya asamazsınız. Niye asamam? Bu dedi yasak. Hanımefendi dedi, öyle bir yasak yok hanımefendi. Hayır dedi, bu suçtur dedi. Bana bakın dedi sultan. O dedi, büyük babamın fermanı benim dedi, Sultan Vahdettin'in. Benim doğum günümü dedi, bayram ilan edip top atışları yapılması emrediyor. Tabii ki asacağım, bilmem kaçıncı maddeye göre aile şeyidir dedi. Böyle bir şey var düşün. Ama sonra ne oldu? Yasak mı koydurduydu? Yok. İhbar etti. İhbar etmiş ha. İhbar etti savcılar suçluyum. Düşün yani Nesli Sultan'ın kendi fermanı. Kendi fermanı doğum bir şey. Ama bu zihniyetle giderse ve tedbir alınmazsa biz daha sonra bizden bilmem ne çok şey toplarız. Efendim bildiğim kadarıyla Kültür Bakanlığı, Kültür Politikaları Kurulu üyesisiniz değil mi? Bunun kurulla ne ilgisi var? Yani orada bunu gündeme getirin. Bunun kurulla ne ilgisi var? Bu... Politikaları kurulu var. Eleman yoksa ne yapacaksın? Eleman yoksa. Kötü yakaladım. 90 arttı 4'te gol attı. 90 arttı 4'te gol attı. Değerli izleyiciler. Esafili Şark. Gerçekten hap gibi bir kitap yazmış. Ne gibi? Eren Afyoncu, hap gibi. Çok kolaylıkla, hap gibi anladım. Çok kolaylıkla yutabileceğiniz çok önemli bir kitap. Yalnız kapağını göstermedin hiç. Herkese tavsiye ediyorum. Çekmiyorlar ha? Çok güzel kitap. Erhan'ın bence en güzel kitabı o şeydir. Neydi senin? Araştırma rehberi. Rehberi vardı bir o ara. O teknik bir kitap. Hiç ses çıkartmadı. Ses ama o tarihçiler için. Efendim? Tarihçiler için. Ama bak en enteresan, tarafınız. Bu herkes için. Yani. Bu genel. Bu herkes için. Bu daha şey bak orada bunu dedik ya konuşuyorduk. Gitti değil mi? Siyasetçilerin şey olsun diye. Son bir şey söyleyeyim kapatayım. Sabatay Sevi hakkındaki belgeleri ben buldum. Yani o dönmelerin kurucusu kimse bir şey bulamadı. Amerika'da, İsrail'de, Türkiye'de kimse bulamadıydı. Bulundu, yayınlandı. İsrail'in dışında hiçbir yerde etki yapmadı. Yani İsrail'de anında gördüler kitabı, çağırdılar ettiler. Yani şöyle, o tabii bakış açınıza bağlı. Ki Türkiye'de de Sabatay Sevi herkesin ana gündemiydi bizim. Evet, gerçekten. Çok gündemdi. Tabii. Oo, Sabatay ister bilmem neler. Hala canım, dönmeler, Yahudiler, bilmem neler. Üstüne ne komplo teoriler üretiliyordu. Tabii işte o belgelerle de şöyle deniyordu. Sabataycılar o kadar güçlü ki Osmanlılar içindeki bütün belgeler yoktu. Lan. Evet, hayret. Ya ben bir Osmanlı, böyle bir şey dedim, olamaz. Girdik, adamın Müslüman olması, tutuklanması, ölüm kaydı falan her şey çıktı. Ya, sahte mesajı. Her şey komplo teorisi üstüne kuruldu. Erhan diyor zaten, çocuğumu diyor, keşke diyor stratejist olarak yetiştirsin. Ben en olsam, çok beyefendi çıkarıyorum onları. Evet, ben olsam teorik fizikçi yaparım. Uydurdum sonra. Bak onu güzel fikir. Ben de çok pişman niye teorik fizikçi olmadığıma. Tamam, bitiriyoruz. Bunları susturmam mümkün değil. Çok özür dilerim. Alışmamışlar bunlar. 8'e kadar giren... Bunlar sabah kahvaltıya kadar program yapmaya alıştıkları için. Bu arada size programı tekrar başlayın diyen çok mail var ama inatçı olduğu için söylemiyorum. Değerli herkese iyi geceler. Yarın akşam HT Bloomberg'de daha neşeli. Gerçi bu da çok neşeli. Keyifsiz mi bu? Yok, çok neşeli. Tamam mı? Mantıklı işte. Şark budur. Şark budur işte. Şark budur. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.